Merhabalar, ben Dile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Ebru Baybara Demir. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Ben biraz Ebru'dan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sözü tamamen ona vereceğim. Ebru Mardinli, aslında Edirne'de doğmuş, İstanbul'da yetişmiş, üniversite okuyup babasının hep güzel anlattığı Mardin'e dönmüş bir Mardinli. Ebru her geçen gün adının önüne hakkıyla yeni bir sıfat ekleyen biri. Onu tanıdığım yıllar boyunca bile o kadar çok iş yaptı ki ben gerçekten inanamıyorum. Hem inanamıyorum hem de takip edemiyorum. Böyle mesela 2-3 ay görmüyorum. İşte Instagram'da bir iletisine rastlamıyorum. Bir bakıyorum yepyeni bir projeler ve bayağı orada yol almış. O bir turizmci, o bir girişimci, bir şef. Hatta bu tanım çok hoşuma gidiyor benim. Sosyal gastronomi şefi. Bunu biraz açmasını da isterim ondan. Şimdi tohum için, tarım için, toprak için, ağaçlar için, su için de çalışan biri. Mülteciler için uzun süredir çalışmaları var. Başından beri kadın ve kadın kalkınması üzerine çalışıyor zaten. Tersine göç kavramının elçilerinden biri diyebilirim onun için. Bir de bunları yaparken 3 çocuk annesi, bir eş Ebru, Cercis Murat Konağı var. Hayatım Yeni Bahar var. Topraktan Tarıma var. Topraktan Tabağa var. El ele, elden ele var. Semim sabunları var şimdi. Lokanta da açıyor. Hepsini o anlatacak bu projeleri. Mesela sitesine bakıyorum, projelerde bunları bile görmüyorum. Yani Harran Gastronomi Okulu var. Yaşayan Toprak Yerel Tohum var. Ekmek Çörek Atölyesi var. Mantar Atölyesi var. Arı Varsa Hayat Var isimli bir proje var. Halep sabunu, işte demin bahsettiğim ortak dilimiz toprak olsun, orada geçen projeler benim saydıklarım değil. Şöyle hemen bağlıyorum. 4 yıl oldu sanırım ben de Kafa Dergisi'nde yazıyorum. 2 yıldır da İyi Şeyler Kafası adlı bir köşem var. Kendi kendime Ebru'nun hikayesi biliniyor diyorum. Onu anlatmak istememe rağmen tekrara düşmek istemiyorum bir gazeteci olarak. Haberleri yapıldı diyorum ama Ebru öyle biri ki her daim kendine yeni bir şeyler ekliyor. Hem de yüzeysel değil, hakkıyla yapıyor bu işleri. Zaten çoktan Mardin'den de çıktı. Konya'dan Diyarbakır'a, Mardin'den Mezopotamya'ya açıldı diyebilirim onun için. Şimdilerde yeni bir şey var. Ben de Kafa Dergisi'ne bununla ilgili bir yazı yazdım. Pazarlarda çöpe giden atıkların toplanması, bunların tarımda kullanılması, hatta ayrıştırılıp yemeğe dönüştürülmesi bir kısmının, aşevlerine dağıtılması üzerine de bir şeyler yapıyor, bir projeleri var. Kafa Dergisi'ne yazmak için konuşalım derken dedim ki içimden de, yani Ebru'dan daha iyi bir nasıl olunur karakteri kaç kişi var yani? Hadi Ebru konuğum ol dedim ve buradayız. Artık ben susuyorum. Ebru'ya bırakacağım. Tekrar hoş geldin Ebru. Çok teşekkür ediyorum Nilay'cığım. Sağ olasın. Web sitesini yenilemeye fırsatım olmuyor. Tabii bir sürü konu var, bir sürü proje. Çok fazla var. Ben bile yetişemiyorum. Sabahleyin arazideydim. Arazide derken tarım arazilerinde dedik, biliyorsun. Mardin dağın eteğine kurulmuş. Bunun bir kuzey tarafı var. Ve bunun güney tarafı var. Güney tarafı benim için şu aşamada önemli. 1,5 milyon dönüm arazide buğday ve hububat tarımı, bakliyat tarımı yapılıyor. Bir tarım faaliyeti sürülüyor ve bizim orada şu anda demonstrasyon alanlarımız var. Ben ata tohumuyla ilgili bir takım çalışmalar yürütürken sabahleyin işte arazileri gördüm. Mayıs'ın ortasında hasata başladılar. Dün bir rakam çok çarpıcı geldi bana. 30 dönüm arazide 2 ton buğday hasat etmişler. Biz dönümde 750 kilo alırız normalde konvansiyonel tarımda. Eğer ki ata tohumu ekmişsek de dönümde 300 kilo alırız. En düşük 250-300 kilo alırız. Fakat 30 dönümde 2 ton çok çarpıcı bir rakamdı. Ve bunun için ben araziye indim. Arazileri zaten biliyordum ne olup ne bittiğini. Tarlaların 3 tanesinden 2 tanesi kuraklık nedeniyle söküldü. Bunu görmek açısından da bir kendim gitmek istedim ama durum gerçekten kötü. Bu arada şimdi baştan başlayalım istiyorum. Nereden nereye gelindi diye. Şimdi senin biraz daha bilinen bir hikayen var ama hiç bilmeyenler de olabilir. Onlar için biraz anlatalım isterim. Çünkü çok güzel ve ilham verici bir hikaye. Yani Anadolu'nun bütün kızları için ilham verici bir hikaye. Biraz ondan başlayalım. Ondan sonra bugüne, tarıma gelelim. Biriyle de tarımı konuşmayı çok istiyordum. Daha da konuşacağım bu konuyu. İnşallah, umuyorum.
seninle de bir başlangıç olsun. Ara ara böyle konuşuyoruz ama doğadan, tarımdan. Sen bayağı bu konuda uzmanlaştın. Dersini iyi çalışmış bir insansın. Bunu da konuşalım istiyorum. Ama sen biraz bu doğumundan başla hatta. Ben öncesi hikayeyi de çok seviyorum. Çünkü siz dört kardeşsiniz ama üçü kız ve bu aslında çok da böyle sevindirici bir haber olmuyor aileler için, değil mi? Biraz evet. Oradan başla aslında sen. Mardinli bir ailenin kızıyım ben ve biz çok kalabalık bir aileyiz. Annem çok güzel bir kadın benim. Çok da becerikli bir kadın. Şimdi biz de doğu kültüründe erkek çocuk çok önemli. O yüzden Mardin'de o büyük konakların yapılma sebeplerinden bir tanesi aslında ailenin bir arada olması lazımdır. Feodal yapıda aile demek güç demektir. O yüzden çok çocuğumuz olur. Çok fazla erkek egemen diye düşünülür. İşte çünkü genelde tarımla uğraştığı için bu insanlar iş gücü gerekir. Güç gerekir. Mevki ve hiyerarşi de çok önemli. O açıdan feodal yapılarda aileler önemli. Ailede erkek çocuklar önemli. Bu hangi dinden ve kültürden olursanız olun aynı. Hiç değişmiyor. Hı-hı. Benim annem eve gelen en son gelin. Erkek çocuk evlendiğinde bu eve gelin dışarıya gitmez, eve gelir. Bütün gelinler aynı evde yaşarlar. Her oda bir gelin için açılır. Benim annem 7. gelin geliyor. Feodal yapıda esnaf bir aileyseniz, ailenin mesleği neyse aile onu devam ettirmek durumunda. Benim ailem kuruyemiş işiyle uğraşıyormuş. Bir tek babam okumayı çok istemiş. Babam meslek lisesini bitiriyor. O zaman sanat okulu deniyor ve köy hizmetlerinde yolsu projeleri yapıyordu babam. Fakat o bir yerde bırakmış. Babam okuyor ama kendine göre bir vizyon geliştiriyor. Çünkü ailede kız çocuklarını bırakın erkek çocukları dahi okutulmadan işte şey ailenin işini yapıyor. Annem sonra iki kız çocuğu doğuruyor. Ailede konu değişiyor. Konu annemin işte becerikliliği ve güzelliği değil. Babamın ona aşık olması değil. Çünkü diğer gelinlerin yaşamadığı bir duyguyu annem yaşıyor. Babam ona çiçek alıyor, şey yapıyor. Çok özel davranıyor. Ondan sonra annemi burada çok yoruyorlar ve yaralıyorlar. Ve yanında çok böyle hani hiç onun hoş olmadığı şeyler konuşuluyor. Sonra annem tekrar hamile ve anneannem 30 yaşında dul kalmış ve hayatının geri kalan kısmını erkek çocukları sayesinde yoluna koyduğunu düşünen ve onlara tapan bir kadın. Annemin bir oğlu olmasını çok istiyor. Ve bir tane para hazırlıyor. Hatta kesesi bende. Yeşil bir kese. Onu saçına bağlıyor örgüsünün içerisinde. Annemin oğlan çocuğu müjdesini kime verirlerse o parayı ona verecek. Hatta bunun için anneannem Edirne'ye gidiyor. Annemin doğumuna yakın. Babam geçici görev için Edirne'ye gönderiliyor. Annem de ve kardeşlerim de oraya gidiyorlar. Ve anneannem doğum için gidiyor. Gece saat 11'de babam İstanbul'da. Annem doğuma gidiyor ve şey diyorlar işte. Gözün aydın teyze diyor, bir kızın oldu diye hemşire. Diyor ki sana kalsın istemiyorum diyor. Bizde çok var diyor. Bizde çok var diyor. Ondan sonra anneannem eve gidiyor ve anneannemi sabah polis getirmiş eve. Kaybolmuş çünkü sinirinden. Neyse bu iş hikaye böyle. Sonra babam geri dönmüyor Mardin'e. 3 tane kızım var ama diyor ben hepsini erkek gibi yetiştireceğim. Ve hepsini üniversite okutacağım diye bir karar alıyorlar annemle ve İstanbul'a yerleşiyorlar. Biz 3 kız kardeş üniversite okuduk ve çok iyi yerlerde olduk. TAS dünyada çok önemli bir yazılım firmasının pazarlama müdürü benim ablam. Hı hı. Sonra bir erkek kardeşimiz oldu, onun ne iş yaptığını bilmiyorum. Yani çok enteresan işler yapıyor çünkü yapay zeka çalışıyor o da. Ondan sonra bir ablam sanat yönetmeni ve ben de Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Turist rehberiyim aslında. Evet. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim ben. 99 yılında da Abdullah Öcalan'ın yakalanması, sonra Marmara depreminden sonra ülkede turizmin bitme noktasına geldiği yerde biz işsiz kaldık. Buraya kadar her şey normal ama ben hep babamın Mardin özlemlerini dinledim. O Mardin'i çok anlattı. Çünkü Mardin'deki yolsu, elektrik projelerini, köylere gitmesini, dağlarda işte neler yaşadıklarını babam çok anlatıyordu. Ve ben bunları kaydetmişim. Hı hı. Ve bir özlem duymuşum aslında. Bir tek dayım vefat ettiğinde 8 yaşındaydım o zaman Mardin'e geldiğimiz zaman. Oradan hatırlıyorum, bir hafta kalmıştık. Oradaki kalabalığı, ailenin birlikte olması. Çünkü biz kalabalık bir ailenin içerisinde de olsak hep böyle daha korunaklı bir şekilde, başka bir şekilde babam hep bizi izole etti o şeyden. Yanlış, annemi hala koruma şeyi vardı babamın bana göre. Bir gün dedim ki eşime gel Mardin'e gidelim. Ne yapacağız orada dedi. Dedim ki çok merak ediyorum. Ben gezmek için geldim. Ama ondan sonra dedim ki aslında bir şey yapmamız gerekiyorsa burada yapmalıydık. Gel Mardin'de yaşayalım dedim. Önce çok kayıtsız, ne kadar değişik. Şimdi böyle bizde de bir bohem yaşantı şeyi vardır ya, bizim rehber tayfasında hep böyle işte şurada Ege'de zeytin alalım, öbür tarafta tarım yapalım falan. Eşime de çok şey gelmişti. Dedi ki tabii Mardin'de yaşayalım dedi ama Mardin çok zor bir yerde. Güvenlik sorununu hala çözememiş 99 yılında. Bir yerden bir yere gitmek için askeri konvoylarla gitmek zorundasınız. Turistik yatırım yok.
Nilay, bunu çok söylüyorum, her şekilde de söylüyorum, her yerde de yazıyorum. Çok önemli bir istatistikti ve o zaman çok üstüne gitmiştim. Mardin'e kaç tane turist geliyordu 1999 yılında diye. Mardin'e 99 yılında 11 bin turist geliyormuş. Onlar ama da turist değil değil mi, bir de bir kısmı da Nusaybin falan gidenler, yanlış kayıt yani. Nusaybin sınır kapısından geçen her kamyoncu turist saydığımız için orada reel bir rakam yok. Yani Mardin'e turist gelmiyor aslında. Evet. Kamu misafirhaneleri dahil olmak üzere yatak kapasitesi 220. Ben burada büyük bir savaş vardı bekleyen. Ama ben o kadar böyle hani delikanlı diyorsun ya, böyle kanın böyle biraz farklı kaynıyor. Ya ben her şeyi yapabilirim, dünyaya kafa tutabilirim, öyle bir modum vardı. Zorluk evde başladı. Ben dayımın evinde kalıyordum. Dayımın 4 katlı bir evi var ve orada bütün gelinler, herkes orada tabii. Sonuç olarak ben batıdan gelmiş, o kültürle yaşamış bir Mardinli de olsam yine de farklıydım. Çok farklıydım ve bunun sıkıntılarını yaşamaya başladık. Kadınlar değerlidir bizde. Çok kıymetlidir ama dışarıda değil, evde, sosyal hayatta yoktur kadın o dönemde. Ben sürekli dışarıdayım. Ebru'nun turistleri, otobüsleri geliyor. Tabii ki buna kayıtsız kalamadı evdekiler ve yengemi çok sıkıştırmışlardı kuzenlerim. Ebru'ya söyle gitsin. Babam benim karşı çıktı çok. Babam ne işin var senin orada dedi. Ben isteseydim seni Mardin'de bırakırdım. Mardin'de yaşardım. Hiç gereği yok gibi bir takım şeylerle. Ve o dönemde de ablam Kanada'ya yerleşti. Babam çok çok böyle koptu. O hayattan koptu. Benim bir tarafta ablam, bir tarafta benim. Özellikle ablam endişelendirmedi. Ben daha çok endişelendiriyordu benim gidişim. Yani buraya geldim. Tabii hiçbir şey kolay olmadı. Bir değişimden bahsediyorsunuz. Nüfusu o zaman 500-600 bin civarında olan bir şehirin merkez nüfus 80 bin. Sen de çok gençsin çünkü 76'lısın, işte 22 yaşında falansın. 22-23 restoranı 23 yaşında açtım çünkü. Yani. 22 yaşındaydım. Benim böyle başladı hikaye aslında. Seyahat ajantalarına gittim, destinasyondan hazırladım, bütün bölgeyi taradım. Nerede ne var, turistik bir destinasyon oluşabilir. Bir tane rehber abim vardı, Zeki Angın. Fransızca rehberdi ama bence bana en büyük desteği o verdi. Çünkü gerçekten bilgi birikimi çok iyiydi. O bilgi birikimi sayesinde destinasyonlar hazırladık. Sonra ben Faruk Pekin'e gittim. Faruk Pekin biliyorsunuz Fast Travel. Bu sektörde bir duayendir yani. Onun evet. Gittiği her yere herkes gider. Faruk abiye gittim. Faruk abi dedim ben Mardin'deyim, böyleyim. Faruk abi bana tur göndermeye başladı. O gidince başka ajantalar da cesaret etmeye başladı. Bana bir Alman turist grubu geldi 2000 yılının Eylül ayında. Ben o turist grubunu işte ne yapıyoruz? Bir tane restoran, bir tane şey var. Esnaf lokantası meydanda. Şu anda yok, orası kapandı. Onu soracaktım. Oraya... Duruyor mu o evet. Hikayenin hayır. Restoranı? Değil. Tamam. Kapandı. Büyük bir Bayraktar otel vardı. Yeni yıkıldı biliyorsun belki. Biliyorum. Tam şehrin göbeğinde. Oradaydı. Oraya gidiyoruz. Fakat Alman turist grubu akşam yemeğini restoranda yemek istedi. Ertesi gün sabahleyin, öğlenliğin de aynı yerde yemek yiyip Harran'a gidecek. Oradan da gece Nemrut'a çıkacak. Önemli bir programları var. Serdar abi vardı, rehber abim. Ben mihmandarlık yapıyordum. Almanca rehberdi arkadaşım. Bana şey söyledi. Akşam yemeğini yediler. Berbattı. Hakikaten berbattı. Çünkü çok yağlıydı. Çok işte ne bileyim onlara hitap etmedi. Sonra bir de şimdi şöyle bir şey var. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. Gençsiniz. Ve alternatif siz olduklarını insanlar çok iyi kullanmaya başladılar o zaman da. Restoran sahibine dedim ki ya dedim yarına patates haşlasan, daha farklı bir şey yapsan, yağsız bir şeyler yapsan. Yarın cuma ben seninle uğraşamam dedi bana. Şimdi öyle olunca eve gittim. Ben çok ağladım Nilay. Geldiğim zaman çok ağlıyordum. Çok böyle hassas bir insanım. Hala öyle çok böyle duygularımla hareket ediyorum. Arkamda ne kadar aklı selim de olduğum zamanlar olsa çok duygusalım bazı konularda. Eve gittim. Çünkü bu arada eşim gitti. Eşim de gitmişti. Bölgenin koşullarına alışamadı. O eşim de gitti. Bu sektör çok ufak. Turizm sektörü. Ben gidip insanlara hayallerimi anlattım. Bir yıl boyunca orada iş yapacağım. Gelin siz de birlikte yapalım dediğim insanları ben beceremedim. Bana işte dosya verin ben gideyim demek bana göre değildi. O yüzden ben de dedim ki bu işi devam ettireceğim ve ben burada kalacağım. Bu işi yapacağım. Herkese bir kanıtlama çabam vardı. Bir kere babama kanıtlamam lazımdı. Sonra herkese kanıtlama gibi bir hırs bürüdü içime. Bunu da şimdi anlamsız görüyorum ama o zaman öyle gerekiyormuş demek ki. Ben eve gittim ya dedim herkes karşı, babam karşı. İnsanlara bir şey anlatamıyorum. Hayırlı olsun diyorlar. Kimse benim yanımda durmuyor. O zamanki beklentim de herkese bana kucak konuşacağı konusundaydı. Herkes beni bağrına basacak, bu işi çok büyüteceğiz falan. Öyle bir şey yokmuş. Yengem dedi ki Adile Naşit tarzında bir kadın düşününüz. Aynı boy, güler yüzlü, şişman böyle bir kadın düşünün. Ayhan ablam, biz ona Ayhan abla diyorduk. Dedi ki ne oldu? Dedim böyle böyle. Yemeğe götürecek yer bulamıyorum. Bu arada rehbere de sinirlendim. Bir de ona da bozuk attım. Bana dedi ki yemekler çok kötü. Başka yerde yemek yiyeceğiz. Dedim ki başka yer yok.
O nasıl yok? Dedim ki yani buranın koşullarını bilerek geliyorsunuz. Dosyanızda burası yazıyor. Benim alternatif aramamı bekleyemezsiniz. Neyse bana şey dedi. Ebru, burada yaşayacaksan alternatif yaratmak zorundasın. Dedim ki yarın sabah kadar sana restoran mı açayım, otel mi açayım diye böyle bir bozuk atıp eve gitmiştim zaten. Sonra sinirlerimden ağlıyorum. Yengem ne oldu dedi. Ebru, dedim böyle böyle. Yemekleri beğenmediler dedim. Peki ne yapacaksın dedi. Yarın dedim yemek yiyecek yer arıyorum. Eve getirsene dedi. Nasıl dedim. E getir ne olacak dedi. Kaç kişi dedim. Dedi 28. Yapar mısın dedim. Bana kızdı dedi ki sanki dedi evde kaç kişi var görüyorsun dedi her gün kaç kişiye yemek yapıyorum. 28 kişiye mi yapmıyoruz? Tabii boyumun ölçüsünü aldım. Sabahleyin gittim gruba ikna etmek çok zor oldu. Eve girersek program uzar. İşte biz Harran'a gideceğiz, şunu yapacağız falan. Rehberle bayağı dedim valla burası var istiyorsanız, burası istiyorsanız restorana gidelim. Hangisini istiyorsanız. Eve gelmeye ikna ettim ama bir söz verdim ona. Dedim ki sizi 12'de yemeğe götüreceğim. Sizi 1:30'da evden çıkartacağım ama beni ne beklediğini bilmiyorum tabii bu arada evde. Eve gittiğimde yengem kapıyı açtı. Evde sadece yengem değil, gelinlerle birlikte bir de mahallenin bütün kadınları bizim evde. Ondan sonra şey dedi bana girerken de yeğenim, kuzenim var Şehmuz. Bana bak dedi Şehmuz'un çeyizlerini indirdim. Kırılırsa kafanı kırarım senin dedi. Dedim tamam kırılmayacak onlar da. Şahane ya. Biz böyle girdik. Neyse eve girdik ama orada iş başka bir şeye döndü. Orada benim algım daha da açıldı. Ben artık hayatımı planlamaya başladım. Çünkü yapmak istediğim işi yapmıştım orada. Bir etkileşim oldu. Yemek başka bir şey. Onu ya öğrendim. Ne kadar değerli. Bir de bak şimdi biz bugünden bakınca yıl 2021 bize bunlar doğal geliyor artık. Ama senin bahsettiğin yıllarda aslında 10-11 yılda son 20 yılda o kadar bu alanda gelişme sağlamışız ki. Yani geldiğimiz yer çok iyi olmasa bile gelişme sağlamışız. Çok hızlı gelişmişiz. Yani şimdi bugünden bakan bir insana bunlar normal geliyor. Kadın üretimi, evde yapılan yemekler vesaire ama bir turist için o kadar değerli bir şey ki bu senin anlattığın. Bir Mardin evine giriyor. Oradaki insanlarla tanışıyor. Belki çoğu Türkçe bile konuşmuyor. Onların yaptığı yemekler işte çeyiz için saklanan eşyalarda yemek yiyorlar. Yani, bir de değil bir mi? Mahremiyet var bizde. Ha. Dışarıya ha, o kadar açık değiliz. Tabii. Biz o kadar açık değiliz. O kadar size çeyiz açacak kadar bir mahremiyetimiz var sonuç olarak. Tabii. Şimdi biz bütün bunları aştık ama şunu gördüm ben. Dillerini bilmiyor insanlar birbirlerine söyle işte yemek diyor ki kadına sorsana diyor benim yaptığım dolmayı beğenmiş mi diyor. Öbürü bilmem başka bir şey söylüyor tabii. Söylesene bunu ben yaptım diyor. Söylesene bu benim çocuğum diyor. Tamam orada bir paylaşım başladı işte. Grup 4'te çıktı. Harran falan iptal direkt adamlar Nemrut'a çıkmaya gittiler. Ondan sonra dedim ki bu işi benimle yapar mısınız? Tabii bir kıyamet koptu önce. Sen kendini ne zannediyorsun? İşte sana yardım ettik de falan gibi bir şey çıktı ortaya. Sonra herkes evet bizden ne sen ne yaparız. Şimdi mahalle baskısı da yok. Çünkü sadece bir eve girmiyor. Mahallede 8 tane ev seçtik. Bütün mahallenin kadınları aynı iş yapıyor ve para kazanıyorlar. Bütün bunları bir sistem haline getirdi. Çoğu okuma yazma bilmiyor. Ben çocuklarıyla öğrendim. 1, 2, 3, 4 diye bir menü hazırlamıştım. O menülerin içeriklerini yazdım. Hepsini çocuklarına dağıtmıştım. Annene söyle yarın 40 kişi sizin eve geliyoruz. İkinci menüyü hazırlasınlar. Hep böyle bir sistem kuruldu. Biz Funda Özkan sağ olsun o zaman benim radikalde yazdım. Mardin'e geldi. O yazdı. Ondan sonra Mardin'e gelen herkes bizi aramaya başladı. Biz bayağı para kazanmaya başladık bu işte. 2001 yılı Mart ayı benim için bir dönüm noktasıdır. Başka bir dönüm noktası. Şaka gibiyiz yalnız. Diyarbakır Havalimanı'nda başka bir grup gelecek onu karşılayacağım. O zaman Mardin Havalimanı yok. Grup ortalamasının yaş ortalaması 65 ve İtalya. Bende 3-4 yemekleri var. Grup rehberine dedim ki Hasan Kef Midyat üzerinden gel ben seni Mardin'de karşıladım. Nereye gidiyorsun dedi. Masa sandalye bulmaya dedim. Niye dedi. E çünkü yer sofrası dedi. Bu insanları ben nasıl oturturum masa sandalye bulacağım. Mardin'de masa sandalye bulamadım tabii. O kadar sayıda bulamayınca aklıma şey geldi. Mardin Müzesi'ni biliyorsun. Çok meydanda tabii. Ortada bir yerde. Ondan sonra 1800'lü tarihlerde eski Patrikhane, Katolik Patrikhanesi sonra müze olarak kullanılıyor. Orası gözüme çarptı. Mardin Müzesi'ni kimse ziyaret etmiyor. Temizlik problemi var, su sorunu var falan filan. Kimse girmiyor. Orada personel öyle oturuyor. Dönemin Mardin Valisi Temel Koçaklar'a gittim. Dedim ki Sayın Valim dedim kafeterya istiyor. Çünkü benim Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda müzede yemek verildiği geldi aklıma. Orada niye olmasın? Şahane. Sonra durumu anlattım. Dedi ki gidin dedi halledin. Müze derneği de var. Onlara da 3-5 bir şey verirsiniz orada dedi. Sorun olmaz kafeteryada. Şimdi öyle bir şey oldu ki Nilay ne oldu? Turistler gelmeye başladı. Bizim orada insanlar giriş parası ödüyor. Kafeteryada yemek yiyor, müzeyi geziyor, bir de müzeden alışveriş yapıyor. Burada bir ekonomi dönmeye başladı. Bizim kadınlar tuvaletlerinden tut müzenin bütün görünen mıntıkasını temizliyor. Yemek getiriyorlar falan böyle bir şey dönüyor. Ama
O zaman bizim o şimdiki gördüğünü yeni şehir yoktu. Bütün şehir o büyük bir meydanın etrafında dönüyordu. Her gün kalenin altındaki o sokaktan, merdivenden bir sürü kadın, 20 tane, 21 tane kadın her gün resmi geçit töreniyle müzeye gidiyor elinde tencerelerle. Herkes soruyor ne oluyor diye. Diyorlar ki mevlüt var bugün, bir günde düğün var. Tabii müze böyle oldu. Kapı kapandı birileri şikayet edince. Ben Mardin'den bir kere daha dedim ki olmuyor bu iş. Neyi zorluyorsun Ebru dedim. Sonra cadde ortasında bir tane ev var. Orası kiralık kiralık. Artık yanımdan bezdiğim bir gündü. Çok böyle hakikaten ağladığım bir gün. Bu evi gidip bulacağım dedim. Gittim evi buldum. İçerisi 94 yılından beri kullanılmamış. Bizim Mardin evleri insanla yaşarlar. Her evde olduğu gibi. ve evi gördüm. Eve bayıldım. Ama evden 2 kamyon moloz çıkarttım. 1888 tarihli ve bunun şey, kitabesi olan yol üstünde güzel bir evdi. Kocaman anahtarıyla birlikte yengeme gittim. Bak dedim ev buldum dedim. İyi hadi git sen de dedi hayatını kur. Öyle değil dedim restoran açıyoruz. Ne restoranı sen deli misin? Dedim valla açıyoruz. Kim geliyor benimle? Hepsi geldiler tabii mecbur geldiler. Mutfağında kadınlar çalışan. İçkili bir restorandı. Mutfağında kadınlar çalışan ve bu restoranda bir kadın açıyor. Mardin'de çok dinamiklerin kaldıracağı şeyler değildi bunlar. Çok uğraştılar benimle. Her şeyi söylediler hakkında. Her şeyi. Hiçbir şey duymadım. 4-5 ay sonra bir tane adam geldi. Herkes bizi izliyor. Bütün ben, yani o dönemde benim karşıdaki kahve benim muhasebemi daha iyi biliyordu. Ben restorana giriyorum. Bana diyor ki bugün 13 kişi yemeğe geldi diyor. Neyse. Bir beyefendi geldi. Bana dedi ki sen Ebru'sun değil mi dedi. Evet dedim. Senden çok şey duydum dedi. Ama söyle dedi benim bundan daha güzel evim var dedi. Ben onu lokanta mı yapayım otel mi? Benim için işte dedim kırılma noktası bu. İnsanların yapamadıkları işi, yapmak istedikleri işi onlara göstereceksin. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde bir şey yapmak istediğin zaman hikaye anlatmayacaksın. Hı-hı. Sen hayallerini anlatmayacaksın. O insanların hayalden çok akut problemleri var. Hayatı kazanmak, ekmek kazanmak gibi daha akut problemleri var çözüm bekleyen. Sen hayal anlatma, hayata geçir. O açıdan o adamla biz konuştuk. Onlar restoran açmadılar ama ondan sonra bir örnek oldu. Sonra bir sürü yer açılmaya başladı. 2019 rakamları benim için çok önemli. Herkese bunu söylüyorum. Hala 30 kilometre savaşın olduğu bir yerde dışarıdan gelip insanlar yatırım yapmazken bir restoran örneğinden bir kadın ve ona inanan kadınların cesaretinden cesaret alan Mardinler şehrin turizmine yatırım yaptılar. Ve 2019'unda Mardin ziyaret eden turist sayısı 1,5 milyondu. Yatak kapasitesi de. Ve Orta Doğu'daki kapı da kapalı biliyorsunuz. Musavi'nin kapısı da kapalı. Kamyoncu da yok bunların içerisinde. Ve yatak kapasitesi 18.500. Tabii sonra kadınlar hayatımda oldu benim. Bir sürü insan oldu. Benim misyonum mu değişti? Ben artık insanların hayatını değiştiren ya da onlara destek veren sağlam duruşlu bir kadın olarak bir model oldum. 1999'da Mardin'de araba kullanan tek kadındım ve üstelik transit kullanıyordum ben. Ondan sonra çok sınırları zorladığımı düşünüyorum. Ben 200'den fazla kadının hayatını bu restorandan geçtiğini söyleyebilirim. Sadece restoranda kadınlar olmadı, gençler oldu. Bir sürü çocuklar, benim personelim hiç değişmedi. Mutlaka onların çocukları, torunları, bir şeyleri geldi. Hep büyüdü. Böyle bir ortamda büyüdü. Sonra birçok dediğim gibi yer açıldı. Sonra benim hayatımda şunu fark ettim. Çok dezavantajlı kadınlar ve çok dezavantajlı insanlar olmaya başladı. Çünkü işe ihtiyacı olan, kabuğunu kırmak isteyen, o zamana kadar ayıp olan her şeyin burada aslında ayıp olmadığını, aslında yapabileceğinin cesaretini insanlar almaya başladığını gördüm. Mesela bir gün mutfakta çalışıyorum. Adile diye bir kız geldi. Benimle yaşıttı Adile. Bana geldi bir gün dedi ki ben dedi Celal'in karısıyım. Celal bizim şeyde böyle hani ayak işleri gidip götür getir işlerini yapıyordu. Celal 5 çocuğuyla birlikte Adile'yi bırakıp başka bir kadınla kaçmış mesela. Böyle bir hikayemiz var. Hmm. Ben çalışmak istiyorum. Benim 5 tane çocuğum var onlara bakmak zorundayım. Peki dedim ailem reddetti beni dedi. Peki Celal'in ailesi bakmıyor mu? Onlar da bakmıyor dedi. Peki neden dedim? Çünkü ben 14 yaşında Celal'e kaçtığım için ailem beni reddedince dedi. Ben çocuklarımla kaldım. Babamla konuştum dedi. Çocuklarını bırak gel demiş. Ben dedi çocuklarımı nasıl bırakabilirim? Peki dedim restoranda başla dedim çalışmaya. Çalışmaya başladı. Adile her şeyi öğrendi. Her şeyi. Bana göre çok büyük bir başarıdır. Sonra Mardin Çimento bir şef istedi. Adile'yi oraya gönderdik. Adile 3,5 seneden sonra oraya gitti. 4 kız üniversite bitirdi. Oğlunu okutuyor şu anda. Böyle hayatlar var. Ben yapmış olduğum işi ne olduğunu bilmiyordum. Ben sadece bir mutfak işletiyordum. Mardin'in her yerindeydim. Sonra birçok şey yaşadık. Yani bölge kırılgan bir bölge. İşte hayatım yeni baharın kurulması. Kobani olaylarında her şeyin bitmesi. Bir anda bir günde her şeyin bitmesi. Turist gelmemesi.
Yani pamuk ipliğine, Türkiye öyle aslında ama biz biraz daha bütün coğrafyanın, işte birinin nezle olduğunda bütün coğrafyanın, bütün dünyanın nezle olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte Kobani olayları oldu, başka olaylar oldu. Benim çözüm yaratmam gerektiğini düşündüm. Bu da annemden geliyor herhalde. Her zaman B, C, D planları vardı annemin. Cesaret babamdan geliyor. Ben onu hissediyorum. Bana hep derdi, ticaret yapacaksın, batarsın, çıkarsın. Bu senin şeyin olur ama sen karar verdin dersin derdi. O bana çok böyle bir işlemiş aslında. 2016 yılında Harran Kaymakam benim. Tabii o döneme kadar birçok şey yaşadık, proje yaptım. Ama Harran'a taşıdı. Benim için dönüm noktalarımdan bir tanesidir. Harran'da 88 bin nüfus var. Kaymakam çok idealist bir adam. Temel Bey miydi? Evet, Temel Ayça. Tanıdığım en özel bürokratlardan bir tanesi. Tanışmıştım ben de. Evet, evet. Devlet adamlarından bir tanesi eşiyle birlikte. Biz Harran'a gittik. Aslında Harran'a gitme sebebim bizim yapmış olduğumuz Mardin'deki bu istihdam projelerinin Harran'da yapabilir miyiz? Bir aile destek merkezi kurmuşlar. Orada işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Pazara ulaşmaya çalışıyorlar. Tahta oyuncak atölyesi kurmuşlar falan, bir sürü şey. Sonra bana dedi ki Ebru Hanım, sizin izlediğiniz yoldan gidelim dedi. Ne dedim? Restoran açalım. Dedim ki siz kaymakam mı? Burada restoran açamayız. İnsanlar hayatlarında restoran görmemişler. Burada bir servis nasıl yapılır? Gerçi bilinir ama bu toplumun dinamikleri bunu kaldırmaz. Çünkü Urfa sonuçta Harran çok zor bir yer. Neyse, ne yapalım dedi. Valla dedim okul açalım, isterseniz önce birlikte öğrenelim. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Komiserliği'ne bir proje yazmıştı. Gastronomi projesi. Ve bu proje onaylandı 3 haftada. Benim 88 öğrencim oldu. Ve ilk başta işte teknikleri öğrendik. İşte malzemeyi öğrendik. Böyle bu sırada işte para kazanmanın yolu, salçalar yaptık. Bir sürü şey yaptık. Projenin ikinci safhası açıldığında, ikinci fon geldiği zaman bize dediler ki daha fazla kişiye ulaşmanız lazım. Bunu daha teknik hale getirin. Bizim öğrencilerimiz sayısı 160 oldu. Biz bu arada belge de veriyoruz onlara. Bu 160 kişi, bir de mutfak deneyimlemeleri gerekiyor. O mutfakta şey olması lazım. Avrupa standartlarında bir mutfak. O zaman daha önce de yapmıştık. Biz İtalya ile bir çalışma yapmıştık Zorlu Center'da. Ondan sonra onlara gittim tekrar ve sağ olsunlar bize destek verdiler. Ve biz 3 ay boyunca 12 tane kız aileleri ikna edilerek onlara profesyonel bir mutfak deneyimlettik aslında onlara. Diğerlerine ben her perşembe günü İstanbul'a gidiyordum pazar gününe kadar. Pazartesi perşembe de diğer öğrencilere günde 3 kur ders veriyordum. İşte erkekler ayrıydı, kadınların orta grup vardı. Çocukları okula gidenler, sabah okula gidenler öğlen geliyordu. Öğlen gidenler sabah geliyordu falan, böyle bir grup haline getirdik. Orada da çok iyi sonuçlar çıktı. 102 kişi işe yerleştirdik mesela AFAD kamplarında ve okul yemekhanelerinde. Ama bana göre bu işin en büyük başarısı 12 kızın İstanbul'a gitmesiydi. Urfa ile Harran arası 45 kilometre ve bu kızların hiçbir tanesi Urfa'yı görmemişler. Harran'ın dışına çıkmamışlar. Biz Zorlu'da onlara iş bulduk. Annemin evinde kaldılar bu arada. Bir bulgur fabrikasının bir tanıtım programı vardı Sirha'da. Biz bu kızlarla orada yemek yapmaya gittik. Sonra yemek yapınca fuar firması bizi çok şey yapmıştı. Abel'i tanırsın. Abel ve Fransa baş konsolosunun ziyareti birlikte bize bir teklifte bulundular. Dediler ki hadi gelin sizi Sirha'ya götürelim. Biz Sirha'ya gittik, Fransa'ya. Lyon'a gittiniz. Evet, Lyon'a gittik. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Kızlar Paris'e götürdük, bir sürü bir şeyler oldu. Ondan sonra güzel bir şeydi bu. Düşünsenize Urfa'dan İstanbul'a, Urfa'yı görmeden İstanbul'dan Lyon'a. Bu çok diyorum ya, her şey çok uçlarda yaşıyoruz. Bask konusu, Bask Kloner'in açmış olduğu bu sosyal gastronomi ile ilgili olarak bir yarışma vardı. Metro ile Sirha beni buna aday gösterdiler. Bu projeyle aday gösterdiler ve ben 30 ülkede 130 şef arasından dünyanın ilk 10'una girdim. Ve ondan sonra ikinci sene tekrar aday gösterildi. Bu sefer İspanya'dan aday gösterdiler projenin listesine göre. Ben 2017 ve 2018'de sosyal gastronomi anlamında dünyada bu alanda çalışan 10 şef arasına girdim ve Basque rozetimi aldım. Şimdi burada çok önemli bir şey var Nilay. Ben ne yapmış, ne iş yaptığımı bilmiyormuşum. İşimin adını bilmiyordum. Ben bir şefim. Tamam. Ama mutfağım da var, restoranım da. Fakat ben sosyal gastronomi şefi olduğumu buradaki yarışmayla öğrendim. Benim yaptığım işi benzer yapan insanlar var. David'le tanıştım, David Hurst'le tanıştım. Leonor Espinoza'yla sürekli böyle bir, o kadar iyi bir sinerji yarattık ki onlarla. Onlar ne yapıyorlar? Hep birbirimize bakıyoruz, ne yapıyoruz diye. Ya inanılmaz, burada bir araya gireceğim. Seni de kesmek istemiyorum çünkü şahane bir anlatıcısın ve çok iş olduğu için, çok proje olduğu için kesmek de istemiyorum. Ben hep şunu merak ederdim mesela, sen hangi aşamada bu kadar iyi yemek yapmayı öğrendin diye. Çünkü Mardinli
ve oradaki gelenekle de yoğrulmuş bir insan olarak tabii ki biliyor olabilirsin hani yemek yapmayı, ama bu şef derecesinde bir kere senin yaptığın girişimlere, bu sosyal katkına çok önem veriyorlar biliyorum. Çünkü sen şimdi kısaca bahsettin ama Lyon'daki Sirha çok acayip bir şey. Yani orada bulunmuş bir insan, hı hı, olarak, yani orada fuarda bir alanın olması bile çok acayip bir şey. Türkiye olarak ya da bir şef, evet, olarak. Ya yani çünkü hakikaten hani bizdeki fuarlar gibi algılamayalım. Yani dünyanın her yerinden, tabii, en üst düzey şefler, yemek profesyonelleri oradalar ve acayip teknolojiler, doğal ürünler. Buradaki Sirha'yı bile ben beğenirim ama oraya gittikten sonra bizdeki neymiş falan diyorsun yani, değil mi? Yani çok acayip bir şey. 650 bin metrekarede kuruluyor biliyorsun. Her yıl 5 gün sürüyor. Bizdeki fuar anlayışı yok. Mesela şundan da tadayım, bunu da götürüp asla yiyeyim falan. Şeyle bir, öyle bir şey yok. Gittiğin zaman sizi sorguluyorsunuz. Siz, onlar sizden ne alabilir? Siz onlardan ne alabilirsiniz? Daha çok onunla ilgilenen bir sistem kurulmuş. Bu çok başka bir şeydi. Türkiye 2011 yılından beri dünyada şöyle biliniyor. En çok mülteciye bir anda ev sahipliği yapan bir ülkeydik. Hı-hı. Ve bununla ilgili nasıl bir süreç yürütüldüğü noktasında en ufak kimsenin bir fikri yoktu. İnsanlar bize acıyorlar. Aa, ne kadar önemli bir iş yapıyorlar, yazık işte oradaki insanlara falan diyorlar. Ama bu o kadar iyi anlatılmamış ki biz kendi sorunlarımızı çözememişiz. Ben bir sürü röportaj aldım Milay. BBC'den bile röportaj yapıldı benimle. Kanada'dan, Avustralya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan o kadar çok röportaj yapıldı ki. Ben sosyal gastronomi şefi olduğumu Basque Culinary World Prize yarışmasında ilk seneden sonra ne iş yaptığımı öğrendim. Peki ben ne yapıyordum? Ben öncelikle biliyorsun birçok dinden ve kültürden insanın yaşadığı ortak bir mutfak kültürü var Mardin'de. Ve onların oluşturduğu bir yaşam kültürü aslında. Ben bu zenginliğin içinde büyüdüm. Bu zenginliğin içinde büyümekte kalmadım. Annem çok iyi aşçıydı. Sonra boğa burcu bir kere. Bütün bunların yanı sıra bir de çok araştırıyorum. Bence bana göre bana verilmiş en iyi meziyetlerden bir tanesi. Yaptığım işi çok araştırıyorum ve çok belli okuyorum. Tabii, yani ne tabii var? Kim okuyor, kim ne yapıyor, kim nasıl yapıyor falan diye. Mesela sosyal gastronomi sadece tabak yapmak olmadığını biliyorum. Gençlere de çok kızıyorum. Bunu beni üniversitelere davet ediyorlar. Herkes yemek tarifi istiyor. Yemek tarifi şefin kendi yaratıcılığıdır bana göre. Ama buradaki konu sadece yaratıcılık değil. Bir çevreye bakmak gerekiyor. Türkiye'de birçok şef bana kızacaktır ama ben onlara daha çok kızıyorum. Ya Gaziantep elmacı pazarından alınan ürünün yerel ürün olduğunu düşünen çok şef arkadaşımız var. Ve bugün televizyon programlarına baktığınız zaman ve biz sonradan başka projelerde de gördük bunu. Bugün MasterChef gerçekten yaptıkları her şeyle toplumu çok etkileyen insanlar arkadaşlarımız. Hepsi arkadaşlarımız ve her şeyleri, yaptıkları her şeyle insanları etkileyebilecek kapasitemiz var. Ve bunun doğru kullanılması tarafındayım ben. Herkes bana konduramadı aslında. Ya bu kadın Mardin'den geldi, işte dünyanın en iyi 10 şefinden biriyim diyor. Ama ben hiçbir zaman dünyanın en iyi 10 şefinden biri demiyorum. Ben iyi bir sosyal gastronomi şefiyim. Türkiye'de bu alanda çalışan insan yok. Şimdi ama dünyaya bakıyorum, dünyada çok fazla var. Ve bizim çok iyi bir sosyal network'ümüz var. İnanılmaz bir network. Herkes kim ne yapıyor diye sorduğu zaman birbirimize mesajlaşıp işte ben şunu yapıyorum, sen şunu yapıyorsun. Bu çok kıymetli benim için. O açıdan sosyal gastronomi sadece tabak yapmak değil, yapmış olduğu tabağın kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalı aslında. Ben zaten 1999'dan beri yapmış olduğum işin adını burada buldum. Sonra bunu geliştirmenin yolunu aradım. Ama nasıl aradım? Dediğim gibi annem çok iyi bir yemek yapıyordu. Sonra benim kızım üniversiteye girdi. Gastronomi bölümünde okuyor. Dedim ki benim diplomam yok. Benim diploma almam lazım dedim. Aşçılık okudum ben de. Ben de diplomamı aldım. Kızım beni diplomasıyla ezmesin diye. 3 tane çocuğum da çok güzel yemek yapacaklar. İyi yönetecekler. Çünkü 5 aylıkken mutfakta yere düşen soğanları kemiren çocuklarım vardı benim. Ya yemeğin kimyasını bilmek başka bir şey. O zaman tarif kovalamıyorsunuz. Yani neyle neyin olacağını zaten kafanızda biraz kuruyorsunuz diye düşünüyorum. Ebru sen beni hatalıysam düzelt tabii. Evet, tabii
yaratıcılıktır. Aynen. Bu. Yemek tabii, yaratıcılıktır. İşte ben kimya bilmek diyorum ama bir kültür bilmek, ürünü iyi tanımak, şimdi sürdürülebilir, temiz tarım, organik tarım gibi kavramlar çok konuşuluyor ama bunu samimiyetle gerçekliğini anlamak gerekiyor. Yani bütün firmalar işte bunu yaptıklarını düşünüyorlar, söylüyorlar ama Ebru gibi insanlar artık yani hani toprağın dibinin dibini konuşarak, araştırarak, bunu dünyayla tartışarak öğreniyorlar. Biraz onu söylemek lazım. Sen böyle çok basitmiş gibi anlatıyorsun ama devam et. Sen diğer şeflerden de bahsediyordun. Örnek vereceğim. Bu senin söylediğinin üzerine bir örnek vereceğim. Birçok sempozyuma gittim konuşmacı olarak. Mesela Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Forumu'nda İspanya'da konuştum. Bir ön yargı var bizimle ilgili. O çok net bir ön yargı. Onun akabinde İrlanda'da Food on the Edge'de konuştum ben. Burada da 49 tane dünyanın her yerinden profesyonel gelmişti. Ve bize şey dediler, Dünler programınız 6 gün. Ben ajansıma diyorum ki ya 6 gün ne işim var benim İrlanda'da? Hani yanlışınız olmasın, yok dediler. Biz bir gün sempozyum yapıp 5 gün network yaptık. Böyle şeyler var. Yani bizim bu işi birlikte çözebileceğimize inanıyorlar. Türkiye'de çok kıymetli şefler var. Mehmet'i çok beğeniyorum mesela. Mehmet Gürsü, Maksut. Maksut'la şöyle bir şeyimiz var. Maksut bir yere gittiği zaman Maksut'a bana selam söylüyorlar. Ben bir yere gittiğim zaman Maksut'a selam söylüyorlar. Böyle bir enteresan bir şeyimiz de var. Ali'yi çok beğeniyorum. Ali Rona'yı çok beğeniyorum. Yener Özden var. İşini çok iyi yapan insanlar var. Fakat biz aynı kulvarda değiliz. Bizi değerlendirdikleri zaman hep aynı kulvarda değerlendiriyorlar. Değiliz. Herkesin kendine göre çok özel alanları var. Benim alanımda ben kendimi alan geliştiriyorum. Yaşadığım yerdeki ihtiyaçları ve arzu ve talebi görerek. Benim bu insanlara karşı bir sorumluluğum var. Ve bunu gastronomi yoluyla yapıyorum ben. Nedir? Bir restoranım var. Onların bildiği en iyi iş yemek yapmak. Ben onun yaptıkları yemeği ekonomiye çeviriyorum. Yapmış oldukları işi en iyisini yaptırmaya çalışıyorum. Buna öncülük ediyorum. Ben yapmıyorum. Öncülük ediyorum sadece. Kimsenin hayatını değiştirmek değil bu aslında. Sadece yol açıyorum. O insanlar kendi yolunu o yolda buluyorlar zaten. Bu çok önemli bir konu. Ben ne yaptım? Şimdi buraya bir nokta koyacağım. Çünkü benim buradaki gastronomi konusu başka bir yere evrildi şu anda. Şimdi geldim. Ben tekrar evlendim. Kaçmasın diye bir Mardinli buldum sonra. İki tane daha çocuğum oldu. Hayat rutininde giderken tabii her şeyin alt üst olduğu bir durum var. Ben şuna da çok inanıyorum. Benim sınavım biraz zor bir sınav. Allah da bana herhalde bunu göstermek için bazı zor yollar koyuyor önüme. 2012 yılında kızım benim bir rahatsızlık geçirdi. Yani bu çocuk yürümeyi öğrenemedi gibi bir tedirginliğimiz vardı. Aslında durum öyle değilmiş. Bir doktor arkadaşımız bizi nörolojik pediatriye götürdü ve ben zor gittim. Yani dedim ki benim çocuğumun hiçbir şey yok. Bir de bunu inkar ettim. İki ay boyunca da götürmedim çocuğumu. Kızımın beyninin sol tarafında çok zor bir yerde motor hareket merkezinde bir tümör tespit edildi. Sonuç olarak aile doktorumuz ameliyatı aldı. Kanter içinde Talat Hoca bana şey söyledi. Alamadım Ebru dedi. Ama dedi şunu söyleyebilirim ki benim en çok içimi rahatlatan kısmı patolojik olarak değerlendirdik. Çocukta kötü huylu bir tümör söz konusu değil. Bu iyi huylu astrosom dediğimiz bir tümör. Bunu takip edeceğiz dedi. Ama küçültebildiğimiz kadar küçülttük. Bundan sonrasını izleyeceğiz dedi. Kıyamet koptu bende. Niye benim çocuğum dedim. Sadece senin çocuğun değil artık Ebru dedi. Bütün dünyada yaşıyoruz biz bunu. Peki niye dedim. Bilsem Nobel alırım dedi. Talat Kırış'tan mı bahsediyoruz? Evet. Ya nasıl olunur kanıklarından. Ben de çok seviyorum. Aramızdaki geçen diyalogtan sonra... Ben dedim ki çocuğuma her şeyin en iyisini yedi. Artık yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey temiz değil Ebru demişti. Hani havada kirlendi, toprakta kirlendi. Hadi canım dedim ben içimden diyorum. Ben Mardin'de yaşıyorum. Dünyanın en temiz coğrafyası. Her şey temiz. Sanayi yok. Hava tertemiz. Gökyüzünün rengi bile başka hiçbir yerde öyle bir renk yok diye düşünüyorum. Bu iş böyle değil demişti bana. Biz de şu anda dedi pankreas kanserlerinin 8-12 yaş arasındaki çocuklara indiğini biliyoruz. Şu anda sen şanslı taraftasın ki biz bunu kontrol edebileceğimiz bir tümör bu dedi. Neyse hayat böyle başladı. Ben ne yaptım? Benim hayatımda hani soruyorlar ya, böyle böyle programlar senin belki yapmış olduğun program gibi ya da ne bileyim hayatına dair bir program yaptığınız zaman ya da bir insanla karşılaştığınız zaman ya bu kadar şey yaşadın hayatında hiç pişman olduğun bir şey var mı diye sorarlarsa evet var. Ben pişman olduğum bir şeyim var. 99 yılında gittim Mardin'e ve 2000 yılında restoranımı açtım. 2012 yılına kadar yaptığım yemeği sorgulamamışım. Bu benim en büyük pişmanlığım bile. Niye? Neden? Çünkü sonuçta bir de sonuç olarak bunu sana gösteren bir de çocuk var.
Ya neyi atlamış olabilirim ben? Ben neyi ki atlamış paket ürün olabilirim? Yedirmiyorsun mesela sen çocuğuna. Tabii. Hiçbir şey yedirmiyorum. Sonuç olarak 2012 yılından 2017 yılına kadar ben çok okudum. Ne var ne yok. Dehşete kapıldım. Benim aslında kapımı açtığımda gördüm o 1,5 milyon dönümlük arazide olan bitenin aslında ne kadar tehlikeli boyutlarda olduğunu. Beni, çocuğumu, herkesi. 3 tane çocuğum var. Yüzlerce insanı doyuruyorum. Her gün onlara yemek yapıyorum. Nasıl böyle bir sorumluluğun altında bunu fark edemedim diye çok pişman olmuştum. Ne yapmam lazımdı? Ben bu işin kaynağını nasıl çözebilirim'e baktım. Çünkü ben bir tarım şehrinde yaşıyorum. Önce bu işi nasıl çözebilirim? Kendi açımdan gastronomik anlamında yemek yaptığım işin daha sağlıklı yemek nasıl yaparım onu düşünmeye başladım. Yerel tohumlar geldi aklıma. Türkiye biliyorsunuz Anadolu özellikle benim bulunduğum bereketli iler tarımın başladığı ve tarımın buğdayla başladığı bir coğrafya. Ve biz maalesef genetik mirasımız yerel tohumlarımızı son 40 yılda kaybetmişiz. Konvansiyonel tarım diye gelişmişlik adına, küreselleşmek adına, teknoloji adına ve yani aklın adına ne koyarsanız koyun onu bir gelişme zannetip geleneksel anadan babadan öğrendiğimiz tarım tekniklerini bırakıp biz konvansiyonel tarımı tercih etmişiz. İşte bizim felaketimiz burada başlamış. Bugün Türkiye'de ata tohumu dediğimiz kendi genetik mirasımızla tarım yapan kimse yok. Çok az sayıda insanlar var. Tohum takasları görebiliyorsunuz. Ama şunu da söylemek zorundayım. Bu tohum takasları sizin arka bahçenizde yetiştirdiğiniz bir avuç tohumun da artık kimseye bir faydasının olmadığını da bilmek, bildirmek gerekiyor. Çünkü işin içine girdiğiniz zaman başkalaşıyor durum. Sonra son zamanlarda iklim değişikliğine çok fazla konuşmaya başladık ama etkilerinin hiç farkında değiliz ama bu sabah öğrendim. %85 ürün kaybı çok büyük bir rakam. Ben bu işte ne yapabilirim konusunu 5 yıl önce başladım. Hani o Birleşmiş Milletler bana şey çağırdı. Dünyanın her yerine röportaj verdiniz. Yapmış olduğumuz işi o kadar iyi anlattınız ki Ebru Hanım. Bundan sonra sizinle çalışmak istiyoruz dediler. Tabii dedim ne yapabiliriz? Ne yapmak istiyorsunuz dediler. Bana dedim ki tarım yapmak istiyorum. Zaten ben her şeyi hazırlamıştım arkada. Bir gün harekete geçmeyi bekliyordum. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gittim. Bu bölgedeki Diyarbakır'da bu bölgede yetiştirilen buğday tohumları hakkında bilgi istiyorum dedim. 11 çeşit buğday verdiler bana küçük küçük. Mardin'e geldim. 2 tane ziraat mühendisi buldum. Bir tanesi bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyordu. Bir tanesi markette kasiyerdi. Dedim ki ben böyle bir işe başlayacağım. Benimle başlar mısınız diye. Ondan sonra benim arabamla biz köyleri dolaştık. Adana'dan Mardin'e gelene kadar olan kısımda biz hiçbir şekilde yerel tohuma rastlamadık. Şimdi biz Ebru ile bu yayın öncesinde konuşurken mesela ben Ebru'ya dedim ki ya bizim de bir tohum bankamız var. Hakikaten senelerdir biz böyle çok enteresan doğal tohumları toplarız oradan buradan arkadaşlarımızdan. Ebru dedi ki hemen onları toprağa ekin. Ya dedim Ebru İstanbul'da ya, göbeğinde yaşıyoruz nereden toprak bulacağız? Ebru dedi ki tohumun en güzel bankası topraktır. Çok güzel cümle mesela değil mi? Biz onların aslında eskidiğini düşünemiyoruz bile. Yani ne kadar yani ben şahsen bir klişe bilgiye sahipmişim. Yani göğe banka yapıyoruz. Hemen şunu söyleyeyim size. Avrupa'nın en iyi gen bankaları Türkiye'de. Birisi Ankara'da, birisi Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde. Ve gerçekten çok iyi gen mühendislerimiz var. Hele ben Ankara'dakilerle çok tanışmadım ama Ege'dekilerle tanıştım. Ve onlarla gerçekten yaptıkları araştırmaları çok takdir ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var Dilay. Yani mantık olarak da girdiğin zaman şunu sorgulayabiliyorsun. Bu genler saklanıyor ve hepsi bir avuç. Bez keselerde -18 dereceye gile geleceğe gönderiliyor. Ama bilimsel çalışma yapacaksan 0 derecede tutabiliyorsun. Çok iyi teknolojik soğuk hava depoları var. Ama şimdi iklimden örnek vereceğim. Bu hava değişikliklerine alışamadık. Şimdi biz buna alışamamışken toprak buna hiç alışmadı. Şimdi toprak buna alışmadığı zaman da ona ektiğin tohumun da zamansızlığı şu anda iklim kaydı. Ben 15 Haziran sonrasındaki hasatı planlarken biz hasat yapıyoruz. Zamansız bir iklim yaşıyoruz. Ve bu zamansız iklime sizin elinizdeki tohumlar evriltilmediği sürece hiçbir şekilde bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Her tohumu ektiğinizde olacak diye bir şey de yok. Olmuyor. Dolayısıyla bunları çok artık iyi gözlemlemek zorundayız. Tohumun bankası hakikaten toprak şu anda. Ben bunu hep şöyle anlatıyorum daha basit anlaşılması için. Yaşlı insanlar vardır bu bir hastalıktır. 5 lira, 10 lira, 30 lira ne bileyim ne para geçerse bozuk para hep böyle tenekelere doldurur saklarlar onu. Ve bir gün öldükleri zaman ailesi bu paraları bulduğunda tedavülden kalkmıştır. İşte tohumu da sakladığınızda aynen öyle oluyor. O açıdan şu anda en ihtiyacımız olan şey tohumu toprakta saklamak, toprakta yetiştirmek ve bizi evriltmek.
Özellikle sanayinin çok gelişmiş olduğu yerlerde maalesef artık yerel tohumla yapıp çalışan çiftçi yok. Bütün bunların hepsi konvansiyonel, kısa bir şekilde bahsedeceğim. Ben bütün bölgeyi taradım. Özellikle Mardin'in arka tarafında Midyat, Dargeçit, İdil, o taraflarda, Savur, hatta Savur'un köylerinde hala bir iki dönüm arazisinde kendi kendine yetmeye çalışan çiftçi var. Bu marjinal çiftçi Türkiye'de %1'in altında maalesef. Toplam çiftçilik yapan insanların %1'inden daha az sayıda. O açıdan biz bu çiftçileri bulmanın gayretine girdik. Ve bulduk. Ben o 11 çeşit buğday örneğinden yola çıkarak 5 tanesini buldum buğdayın. Hala ticaretini yapıyor. Şimdi ben buraya kadar aslında hiçbir şey bilmiyordum. Çok romantik davranıyordum. Diyordum ki ben sağlıklı tohumları yetiştireceğim. Bunları çoğaltacağım. O zamana kadar fikrim sadece buydu. Sonra ben Birleşmiş Milletler'e gittim. Dedim ki siz bana böyle bir şey söylemiştiniz. Ben bundan sonra projeyi yapmak istiyorum. Projem de hazır. Yerel tohum konusu falan bunları çok dinlemediler. Onların dinlediği bir tek şey vardı. Kaç tane Suriyeli mülteciye iş verecektim. Dedim ki siz ne kadar para verirseniz, aslında bana verilen küçük bir rakamdı. Benimle ilk kez çalışacaktılar. Çünkü ben Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'yle gittim. Ayşe Gülsel Işık beni 15 dakika dinledi. 15. dakikanın sonunda bana fon vermeye, projeyi desteklemeye karar verdi. Bizim onunla çok özel bir durum tabii ki. Çok güzel bir kadın olarak beni anlaması da çok güzel. Projeyi şöyle kurguladık. Biz dedik ki yerel tohumları bulduk. Bunları çoğaltacağız. Bir köyde demonstrasyon alanı seçeceğiz. Bütün bunların hepsinin altyapısını ben hazırlayacağım dedim. Onlardan hiçbir şey istemedim. Onlar sadece bu projede eğitim kısmını finanse edecektiler. 2 ton buğdayı aldım. Kıyamet koptu tabii. Benim eşimin arkadaşları, benim eşim de Mardin'de. Şeydir, benim eşim beydir. Biraz böyle toprak ağaların üzeri. 1800'lü yılların sonlarına kadar, işte Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı'nın vergilerini toplamış bir aile. 1932'de savaş uçağı almışlar. Bütün ilçe toplanıp para koyup Atatürk'e gönderiyorlar ve madalyaları var. Böyle bir aile. Ve ben bir köy seçtim ve bu köye gittik. Bana dediler ki bu tohumlarda ne işin var senin? Niye dedi? Verimi düşük dedi. E biliyorum. E abla boş işler, bunlarla ne uğraşıyorsun? Başka işin yok mudur? Git lokantana dedi bana adam. Sonra neyse, Fatih'in sağ olsun arkadaşları bana 102 dönüm arazi verdiler. Bir tanesi 50 dönüm, bir tanesi 52 dönüm arazi verdi. Biz burada demonstrasyon alanında 70 tane de kadın bulduk. Bunların 35 tanesi Suriyeliydi, 35 tanesi Türktü. Bunlar bizim buğdaylarımızı çoğaltacaklar. Biz onlara iyi tarım uygulamaları eğitimi vereceğiz. Şimdi bu iyi tarım uygulamaları eğitimi aslında bir kafa karışıklığı yaratılıyor. Ben sana hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak sana sorsam Nilay, desem ki iyi tarım. Aa işte ata tohumlarıyla yapılıyorlar, temiz yapıyorlar, kimyasal kullanmıyorlar, en temiz toprakta yapılıyor. Bu iş öyle değilmiş. Konvansiyonel tarımın daha iyileştirilmiş hali, daha yetişi daha şık hale getirilmiş hali iyi tarım. Aslında böyle bir şey yok. Bu da konvansiyonel tarım. Bu da endüstriyel tarımın işte biraz daha böyle iyileştirilmiş hali. Biz eğitime başladık. Bu arada o Suriyeli mültecilerin bu projede olmasının aslında dürüst söylemek gerekirse sadece fonu almak içindi. Ya Suriyeli mülteciler nasıl bir şey yapabilirler? Oysa ki sınırın sadece 33 kilometre gerisinden gelen bu insanlar bizim unuttuğumuz o tarım tekniklerini bizden daha iyi biliyorlardı. Bize dediler ki yanlış iş yapıyorsunuz. Kadınlar söylemeye başladılar. E peki doğrusu ne? Doğrusu bunlar. Peki nasıl yapıyorsunuz? İşte böyle yapıyoruz. Ben o 2 aylık teorik eğitim boyunca her gün okula gittim. Bizim mühendislerimiz anlatmadı. Bizim mühendisler konuyu açıyordu, onlar bize anlatıyordu. Hele bir Çemsi teyzem var, zehir gibiydi. 69 yaşında. Bana en iyi mühendisi getirin. Ben, beni o kadın kadar kimse iyi ikna edemez. Ve kültürel yöntemleri öğrendik. Arapça mı konuşuyorsunuz Ebru? Arapça. Hı-hı. Evet, Arapça konuşuyoruz. Ben Kürtçeyi anlıyorum ama Arapça konuşabiliyorum. Arapça konuşuyorum. Hı-hı. Peki 2 ton ektiğimiz 20 ton oldu. Dönümde 200 kilo aldık. Şimdi burada bir şey anlatacağım. Karşıma çıkan bu konuda 3-5 kelimesi olan insanların hemen karşıma çıktığı bir nokta var. Konvansiyonel tarım yapmak istiyorundayız çünkü dünyayı doyuramıyoruz. Hı-hı. Bu bir yalan. Hı-hı. Bana göre yalan. Çünkü ticari tohumlar çıkıp da bunu bütün dünyaya yaymak için küresel gıda şirketlerinin bir başlangıç noktasıydı aslında. Gıdayı küreselleştirmek amacıyla çıkılmıştı yola. Ve bunun en güzel hikayesi de uydurulmuştu. Dünyanın nüfusu artıyor, biz doyuramayacağız. Ve bu tohumların ilk uygulama yeri neresi biliyor musun? Seçilen yer Güneydoğu Anadolu. Hı-hı. Türkiye. Sivil toplum o kadar fazla bir direnç göstermiş ki hükümet bundan geri adım atmış. Hmm. Ve yapmamışlar. Sonra Meksika'ya gidip pirinç etmişler. Sonra Hindistan, ki biliyorsun bugün Hindistan en çok savaşı o veriyor bu yanlış tarım sistemlerine karşı. Ve Türkiye 1983'te Özal zamanında, özellikle 1986 yılında
tohumun ithalatına izin verilmesiyle birlikte yabancı tohumun ithalatının bilmesi hızlı bir şekilde tarım reformları altında tarım da başkalaştı. Ve biz ticari tohumlara yenik düştük. Ve kendi tohumumuzu maalesef ki verimi düşük diye vazgeçtik bundan. Peki verimi düşükse bu adamlar bu verimi nasıl sağlıyorlar? Şimdi tohum konusunu çok iyi anlatmak lazım. Nedir tohum? Şimdi bana diyor ki endüstriyel tohum. Endüstriyel tohum diye bir şey yok. Ticari tohum var. Bir, ata tohumu var, ticari tohum var, GDO'lu tohum var. Bu üç tohum var. Ata tohumu bizim anadan babadan bize kalan, şu anda bizim tarımını yaptığımız tohum. Bu tohumlar bir sonraki seneyi tekrar edebiliyor. Ürün kalite puan, toprağın kokusuyla, lezzetiyle, her şeyle değişiyor. Bunu anlatacağım size. Ama şunu söylemek zorundayız. Biz 12.500 biyolojik çeşitliği olan çok özel bir ülkeyiz. Bu ne demek? Edirne'de yetişen domates, Çanakkale'de yetişen domates, Bursa'da, Tokat'ta, Diyarbakır'da, Mardin'de, her yerde domates. Bizim tohumumuz 500 yılda bu toprağa uyum sağlamış, bu domates tohumu. Fakat farklı yükseltilerle, farklı iklimle, farklı toprak yapısıyla, yağışla, rüzgarla o kadar değişik lezzetler alıyor ki işte bizim coğrafi işaret dediğimiz kısım burada hayata geçiyor. Ama şimdi ne oldu? Eskiden 1970'li yıllarda, 80'lerin ortalarına kadar çiftçimiz üretirdi ve götürüp en yakın pazarda satardı. Ve herkes mutluydu. Sen daha iyi bilirsin belki. Haftada bir kere pazara gidilirdi. Bu kadar her şey çok şey olmamıştı. Daha korunaklı bir tarım sistemimiz vardı. Her şey mevsiminde tüketilirdi. Çiftçi en yakın pazarda satardı bu kadar kilometre yapmadan. Böyle çünkü herkes üretiyordu o dönemde. Şimdi ne oldu? Tarım da küreselleşti. Bu ne demek? Şimdi arz ve talep dengesi değişti. Mesela en çok domatesi Rusya'ya satıyoruz değil mi? Domatesi Rusya geliyor bize diyor ki ben bir domates istiyorum. Bu ata tohumunu anladık zaten. Ata tohumu kendi tohumlarımız. Bir de Rusya geliyor diyor ki ticari tohumları anlatıyorum. Ben diyor bir tane domates istiyorum sizden diyor. Bu domates ince kabuklu olsun diyor. İşte ekşi olsun diyor. Şu boyda olsun diyor. Bir takım özellikler sayıyor ve öyle bir bizden bir şey ısmarlama bir domates istiyor. Biz bugün desek ki Rusya bize desek ki bunun üzerinde 3 tane de mavi benek olsun desek biz onu yapabilecek teknolojimiz var artık. Bütün dünyada bu teknoloji var. Şimdi bu talepleri yanına getirmek için genler toplanıyor. Bunlar domates genleri. Türkiye'deki bu domates, bu özellikle ekşi domates nerede mesela? Atıyorum Çanakkale domatesi ekşidir. Ekşi Çanakkale domatesin gene, Bursa domatesinin, o domatesin, bu domatesin bütün bu genler laboratuvarda toplanıyor ve melezleniyor. Ve yeni bir tohum oluşuyor. Bu 7 yıl sürüyordu. Şimdi bu zaman daha da kısaltıldı. Bu Rusya'nın istemiş olduğu özellikle domates ürettik biz. Bu domates tohumunu bütün çiftçimiz nasıl olsa pazarı var, alıcısı da var deyip bu sefer bu talebe karşı bir arz yaratıldı. Bütün Antalya çiftçimiz bizim o domatesi üretiyor. Çanakkale'deki çiftçimiz de onuyor. Çünkü pazarı hazır. Evet. Ama işte ne oldu bu? O zaman ne oldu biliyor musun? Kimse Çanakkale domatesi ekmiyor artık. Kimse de Bursa domatesini ekmiyor. Biyolojik çeşitliliğimiz boşaltıldı. Ve bu monokültüre yani belli ürünler üzerine artık çoğaldı. Ve biz bu genetik mirasımızı kaybediyor duruma geldik. Ticari tohum bu. Bunu genetik tohumlarla, genetiği değiştirilmiş tohumlarla karıştırmayın. Şimdi genetiği değiştirilmiş tohumlar ne demek? Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bunun masum bir tarafı var aslında. Yola çıkışının masum bir tarafı var. Biz o kadar çok zirai mücadele veriyoruz ki yani bu börtü böceğe karşı arazide çok şey veriyoruz ki buradan çıkmış zaten her şey. O kadar çok tarım ilacı kullanıyoruz ki bu tarım ilaçlarını kullanmamak için tohumların genetiğine, biz biraz önce anlattığım o kanı ticari tohumlardaki bütün genler domates olmak zorunda. Ama öbür tarafta genetiği değiştirilmiş olan üründe ise mesela bir mısırımız var ve bu mısıra bir böcek geliyor ve bu böcek mısırı yiyor. Diyor ki tarım ilacı kullanacağımızda mısırın genine bir şey koyalım ki şu ilacı başka türlü aktaralım ki böcek artık oraya gelmesin. Bunda da başarılı oluyor. Hastalanması garantili ürün olsun değil aynen mi çiftçi için? Ama bu tabii ama bu maalesef ki sadece o böcek gelmesin diye artık kullanılan bir olay halinden çok çıkmış durumda. Bunda her şey kullanılabiliyor. Hangi amaca hizmet etmek istiyorsanız burada kimyasal da kullanabilirsiniz, hayvan da kullanabilirsiniz. Yani sadece mısır genini kullanmıyorsunuz. Başka şeyler de kullanabiliyorsunuz. İşte genetiği değiştirilmiş ürün bu. Türkiye'de mısırlarda ve ayçiçeğinde genetiği değiştirilmiş ürün ve yurt dışından ithal edilen soya da gene bu durumda.
Şimdi bizde genetiği değiştirilmiş ürünler daha çok böyle hayvan yemlerinde var ama yani mutfaklarımızda var mı? İthal olan ürünlerde var ama yerel tohumlarla üretilen hiçbir üründe. Bu arada bunu çok iyi anlatmam lazım. Buğday hiçbir şekilde genetiği değiştirmeye uygun bir ürün değildir. Tohum değildir. Genetiği değiştirilemiyor. Ticari tohumlarla biz toprağımızda ne zarar gördük diye sorarsan, bugünkü duruma nasıl geldik? Şimdi çiftçinin kafası o kadar çok karışık ki. Benim Ahmet amcadan haber vereceğim size. Ahmet amca 73 yaşında. İki tane de ziraat mühendisi kızı bizimle birlikte projede çalışıyor. Kızlarının yapmış olduğu işin, hatta benim bu liderliğini yapmış olduğum tohum projesinin saçmalık olduğunu düşünüyor. Nasıl peki saçmalık dedim. Sen bu işten para kazanmıyorsun Ebru Hanım. Tarımda para kazanmazsan, cebine parayı koymazsan bu iş olmaz. Peki dedim Ahmet amca, sen dönümde ne kadar alıyorsun dedim. Dönümde 750 kilo alıyorum dedi. Peki dedim ben ne kadar alıyorum biliyor musun dedim. 300 kilo alıyor musun duydum dedi. Peki dedim sen kaç kilosunu borcu ödüyorsun dedim. Dedi ki elimde 250 kilo kalıyor her yıl. Şimdi bu süreçte şöyle bir durum var Nilay. Bu adamlar tohum alıyor, gübre alıyor, mazot alıyor ve bunların parasını hasatta ödüyor. Evet. O süreç içerisinde bir harcama yapmadığı için süreci bilmiyor, sonuca bakıyor. Hı hı. Onun ilk başta aldığı şey 750 kilo almak. O zannediyor ki ben yerel tohum ektiğimde 300 kilo alırsam ben de elimde bir şey kalmayacak diye düşünüyor. Bu mantıkla yola çıkıyor. Gel dedim Ahmet amca. Bak biliyor musun dedim, biz beden iş gücü kullanıyoruz. Yoğun emek iş gücü. Ve benim elimde 313 kilodan kalan ne biliyor musun? 200 kilo. Ve borcum yok. Tohum almadım. Gübre almadım. Gübre almadım. Zirai ot ilacı kullanmadım. Temiz ürün sabuldum. Ve sadece iş gücü için para ödedim. Ama benim cebimde 200 kilo kaldı. Sen de dedim 250 kilo sen borçlusun, ben değilim. Ve ben seneye tohum almayacağım. Ben yine kendi tohumumdan ayırıp gideceğim. Ne fark var dedim. Sen haklısın dedi. Şimdi bunu deneyimletmek gerekiyor. Benim yapmış olduğum iş deneyimletmek. Ben 2 ton buğdayı 20 ton yaptım. Bir de iklimle ilgili olan kısmını anlatacağım. Peki nerede başarılı oldun? İnsanları ne kadar kolay ikna etti? Bugün 440 ton ekili. Aslında içine girdikçe daha çok şey öğrendim. 1999 yılında Mardin'de kullanılan yeraltı suları 150 metrede bulunuyormuş. Bizim bu yer üstünde hani bildiğimiz Dicle, Fırat nehirleri var ya. Bunların belki debisi o kadar yerin olmasa da yer altında da nehirler var. Yeraltı sularımız var bizim. En büyük zenginlik kaynağımız. Tarımı besleyen en önemli kaynak aslında bunlar. Fakat 1999 yılında 150 metre sondajda çıkan 6 inç su maalesef bugün 850 metrede bulunamıyor. Çünkü su bitti. Önce Türkiye'nin ürün deseni değişti. Peki ürün deseni nasıl değişti? Yanlış politikalar diyelim. Ben hatırlıyorum hayat bilgisi derslerinde ayçiçek Trakya'da yetiştirilirdi. Mısır Karadeniz'de yetiştirilirdi. Konya tahıl ambarıydı. Şu anda ayçiçek yer değiştirdi. Ayçiçek çok su isteyen bir bitkidir. Ayçiçek Konya'da yetiştiriliyor. Ayçiçek Mardin'de yetiştiriliyor, Güneydoğu'da yetiştiriliyor ve Konya'da mısır yetiştiriliyor. Bu daha büyük bir şey. Buğdaydan 3 kat daha fazla su harcıyor. Bu ürün deseni değiştiği zaman aslında mısırdan kâr ediyorlar kısa vadede ama uzun vadede kaybediyorlar. İşte bugünkü duruma geldiler, su bitti, sulama yapamıyorlar. Şimdi ben ne yaptım? Nasıl ikna ettin insanları diye sorarsa, Mardin'de ses ışıktan hızlıdır diyorum ben. Bir sene önce kavga ettiğim bütün çiftçiler bana geldi. Çünkü ben 313 kilo almıştım. Ve ben hiç yapmadım, gübre vermedim. Hiç elektrik kullanmadım sonuçta. 313 kiloyla çıktım. Bana bu sefer geldiler, abla sen haklıydın diye. Peki ne yapalım? Çiftçi sayısı 2'de 6 oldu. 6'de 17 oldu. Şu anda 33 çiftçinin arazisinde 440 ton ekili. Kuraklık oldu. Kuraklıkta herkes arazisini söktü. Sorgülde hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü tohum ve toprak aile gibidir. Birbirini beslerler. Birbirini tanırlar. Şimdi şunu çok iyi anlatmak lazım. Peki tohumda aynı sonuçta melezliyorsun. Senin kendi genlerinle melezliyorsun bu tohumu. Ticari tohumlardaki sıkıntı ne? Ticari tohumlardaki sıkıntı şu. Yeni bir tohum üretiyorsunuz siz. Bu yeni tohumu toprak tanımıyor. Tanısın diye yanında mutlaka gübre almak zorundasınız. O gübreyi aldığınız zaman bitkinin etrafındaki tohumları da aktive ediyor. Zararlı otlar kendiliğinden çıkıyor. Tarla sürüleri geliyor, tarla böcekleri geliyor, tarla zararlıları geliyor. O zararlılar o kadar akıllı ki o zararlı otların üzerine yumurtalarını ve lavralarını bırakıyor. Ve bu sefer de işte glifosat dediğimiz, kullanılmasını hiç arzu etmediğimiz Avrupa'da ve dünyada yasaklanan bir tarım ilacını biz istediğimiz kadar sıkabiliyoruz buna.
Bu bizim ana bitkimize bir zarar vermiyor ama topraktaki o 5 santim veya 6 santim de ne bileyim ya da toprakta ne varsa topraktaki bütün canlıyı öldürüyor. Bir hektar arazide 5 santim toprakta 20 bin ton canlıdan bahsediliyor. Bunların yaşam döngüsü toprağı besliyor. Ama sen o attığın kimyasal ve gübre ve bu tarım ilaçlarıyla o canlıları öldürüyorsun. Ne oluyor? İlk başta 750-800 kilo alıyorsun ama yavaş yavaş verim düşüyor. Verim düştükten sonra toprak çölleşmeye başlıyor. Ve o yüzden bütün mücadelemiz şimdi bütün bunlara kuraklık var. Kimyasalla kullanılan kimyasalla birlikte toprağın verimini kaybetmesi var. Yani altına koyabileceğiniz o kadar çok sorun var ki toprakta bunların hepsini üst üste onarmak. Ben bunları uzman olduğum için değil sadece bu toprakta yaşayan, deneyimleyen bir kişi olarak anlatıyorum. Fakat mesela bazı insanlara çok kızıyorum. Şimdi bir sürü sosyal medya hesabı anlatıyorum. Bir bu Clubhouse'lar çıktı. Bilen bilmeyen herkes orada. Tarım teknolojilerinden bahsediyoruz. Tarım toprak kalmadı ki teknolojisini koyalım. Bunu anlatamıyorsunuz insanlara. İklim değişikliğinin bu insanlar niye para kazanamıyor? Bunları kaynağını da öğrenmeden kendilerine göre herkes bir yorum yapıyor. Ezberlenmiş istatistikler var. Bu istatistikler üzerinden farkındalık yaratmaya çalışan milyon tane insan var. Yanlış yapıyorlar. Yanlış. Çiftçinin sıkıntısı ne? Çiftçi neden problemli? Çiftçinin ne problemi var? Nasıl girdi maliyetlerini düşürürüz? Bunun üzerine kafa yoran kimse yok. Herkes bildiği bir şeyi dayatmaya çalışıyor. Şimdi biz bununla ilgili ne yaptık? Konya'ya ektik. Niye Konya'ya ektik? Çok karmakarışık oldu anlatıyorum ama 5 yıldır Konya'yı gözlüyorum. Obruklardan bahsediliyor. Yeraltı sularından fütursuzca suyu çektikçe, o yeraltı suları bittikçe tarımda sulama yapılamıyor artık. Tarımda sulamayı yapamayınca, kuraklıkta yağış olmayınca maalesef ürün kaybımız da orada da çok fazla. Ben bu obruk arazilerinde bir şeyler yapılması tarafında çok kafa patlattım. Ve en sonunda işte dedim ki 5. yılda kuraklık stresini aşmış olan bu susuz yetişen sorgül buğdayını Konya'ya ekmek istiyorum. Tek idealim buydu. -22 dereceyi görmüş olan Konya'nın donu var. Buna dayanıklı olması için kendi toprağından çıkmış bir tohum her zaman çok daha iyi olur diye yazlık ekimde denedik. Temmuz'da hasat yapacağız. İyi tohumlar seçilecek bunların içerisinden. Ve ondan sonra Kasım ayında kışlık ekip olarak Konya'daki ilk ekibimizi gerçekleştireceğiz. Burada ben başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü buradaki tek amacım var. 2022 Haziran ayında ben bu hasat yapıldığı zaman oradaki çiftçi de özellikle obruk arazisinde tarımı bırakmış insanlara su kullanmadan ya da daha az su kullanarak buğday tarımına tekrar geçiş yapabilmeleri için bir imkan sunmuş olacağız. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Belgeliyor musunuz? Bunları yazıyor musunuz bir taraftan da Ebru? Konya Tigen Araştırma Enstitüsü bunu takip ediyor tohumu. Hmm. Haftalık olarak raporunu alıyoruz. Fotoğraflarını gönderiyorlar. Orada çalışan bir mühendis grubu var. Yani kendi başımıza ekmiş de bırakmış değiliz. O açıdan hani bunu gözlemliyorlar. Mardin'e geliyoruz. Nilay, senin de dikkatini çeken Mardin'e geliyorsun. Susuzluk var, kuraklık var. Tamam tohumları ektin ama de biraz önce anlattığı toprak o kadar tahrip edilmiş ve o kadar nemsiz ve o kadar kuru ki. Şöyle anlatayım. Türkiye'deki sabunlar %40 ve %35 sodyum hidroksit kullanıyorlar. Kostik kullanarak üretiliyor. Ve elinizi yıkadığınız zaman elinizde bir kuruluk olur, hemen bir krem arıyorsunuz. Hı hı. İşte toprak da öyle. O kadar çok kimyasal var ki toprak nem arıyor. Dünyaya bakmak lazım, ne yapıyorlar? Rejeneratif tarım. Şu anda dünyanın en önemli konularından bir tanesi onarıcı tarım. Şimdi bu onarıcı tarım bir sürü yöntemleri var ama en basit parasız yapabileceğiniz bir tek şey var. Aslında toprağın nemini sağlayacak yine topraktan gelen kendi ürün. O açıdan pazarları toplayıp bunları pazarlara geri göndermenin yolunu aramanın gerekiyor diye düşündük. Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi merkezdeki en büyük ilçedir. Belediye başkan vekiliydi Kaymakam Bey orada. Projeyi anlattım. Hadi hemen yapalım Ebru Hanım dedi. Biz bir haftada projeye başladık. Pazarlardaki sebze meyve atıklarını toplamaya başladık. Bu arada Profesör Doktor Barış Çallı Hoca. Sosyal medya üzerinden garip bir şekilde onun bir öğrencisi beni buldu. Sonra Barış Hoca bu işe dahil oldu. Şimdi öğrencisi projeyi yürütüyor Eda Çetinkaya. Ve gönüllü olarak yürütüyorlar. Sonra Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nin çok iyi bir ekibi var. Orada da 3 tane çevre mühendisi, 2 ziraat mühendisi, 1 sosyal hizmetler uzmanı var. Şimdi biz bir de projeye 2 tane de sosyolog kattık. Çünkü orada başka bir şey olduğunu gördük. Çöpü kaynağında değil, sorunu kaynağında çözmek anlamında yaklaştık ona da. Hepimiz şey yaptık, pazara geldik. Bütün gün pazarı gözledik. Birinci günkü orta gelir grubuna ait bir pazardı orası. Pazardan 3 ton atık çıktı.
Ki bizim 3 ton en düşük atığımızmış. Sonradan öğrendik. Burada şunu gördük. Orta halli bir pazarda en çok yeşillik, sarımsak, maydanoz, sebze atılmıştı. Ucuzdu bunlar. Meyveye göre daha ucuzdu. Meyve satın alınmış ama sebze satılamamış. O yüzden dökmüşler. Biz bunları topladık 3 ton. Ertesi gün bir pazara girdim. Nilay, çok şaşırdım. Çilek çok pahalı biliyorsun. 9 tane çilek tezgahı yere dökülmüş. Bir tane erik tezgahı dökülmüştü. Ayva vardı, elma vardı. Düşük gelir gruplu olan yerde o sebzeler dediğim o meyve, sebze ve yeşilliklerin hepsi satılmış. Bu sefer biz oradan meyve topladık. Bu gelir grubuna göre atın şekli ve miktarı da değişiyor. Peki bunu niye atıyorlar? Şimdi mesela hasarlı sebze meyveyi mi atıyorlar? Açmak için soruyorum. Yoksa yani taşıma maliyeti, geri taşıma, başka pazar yok, oraya onları aktaramıyorlar. Bunun için mi atıyorlar? Bir, hava ısındı. Hava ısındı. Sebze meyve durmuyor. Taşıma maliyeti var. Atayım, dökeyim, gitsin yenisini alırım, daha şey yaparım diye. Adamlar böyle bir şeyin içerisinde. Bedava dağıtmak istemiyor. Şunu sordum pazarcı. Ya dedim, bak bugün biz burada 3 ton çıkarttık. Bunları dağıtsanız iyi olmaz mı? Dedi ki sen bugün 3 tonu dağıtırsan yarın dedi 6 ton olur dedi. Niye dedim? Çünkü kimse bir şey almaz dedi. Almayınca gene dökeriz biz bunu dedi. Şimdi o da haklı. Evet. O da haklı. Bu arada istatistiklere girdik mesela, bu da önemli. Diyarbakır haline 4 günde 291 kamyon girmiş. Gittik bunun da peşinde koştuk. Ben çöpçülük bana göre değilmiş diye şaka yapıyorum sonra. Sonra bunu 4 gün çalıştım, sonra kolumda serumla gezdim. Zor bir iş hakikaten. Ama sistemi oturtmamız gerekiyordu. 6 dönüm arazi tahsis edildi bu proje için. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün içerisinde. Çevre mühendisi bir kadın, Kübra Hanım, o işin başında orada duruyor. Kompostlama işini zaten biliyorsunuz Barış Hoca ile günlük olarak biz takip ediyoruz. Ölçümler falan yapılıyor. Ondan sonra ikinci günkü atık miktarı şöyleydi. İkinci gün 4 tondu. Üçüncü gün 5 tondu. Sonra 7.8 ton geldi. Sonra işte 6 ton geldi. Sayı çok değişken ama 3 ton en düşük şey. Diyarbakır haline günlük 100 ton sebze meyve giriyor. 8 tane pazar kuruluyor Nilay. 8 pazarda minimum 3 ton atık olduğunu düşündüğünüz zaman kafadan zaten 24 ton atık var. 2 tane de market, hani 2 pazarın giderini de marketlere ekledik, etti sana 30 ton. Diyarbakır halinde 100 ton sebzenin, meyvenin 30 tonu çöpe gidiyor. Şimdi sizin projeniz bir tarıma geri döndürmek, ikincisi bir aşevine dönüştürmek bir şekilde de, değil mi? Şimdi şöyle, o yeni bir şey aslında. Çok fazla kullanılacak. Aslında bize şöyle, ben sosyal medyada günlük rapor olarak bunları paylaştığım zaman insanlar bütün her yerde uygulanmasını istiyorlar. İnsanlar haklı olarak. Şöyle, kaymakam bey muhteşem bir iş yapmış. Bir kooperatif binası kurmuş. Bunun içerisinde bir mutfak kurmuş ama mutfak şu anda harekete, faaliyete geçmemiş. Ben dedim ki bunu harekete geçireceğiz. Nasıl dediler? Pazara gireceğim şimdi. Pazarda sebze meyveyi temizleyeceğiz. Temiz olanları, hasarsız olanları toparlayacağız. Bundan ne çıktığını göreceğiz. Sabahleyin bunlar mutfağa girmiş olacak, yıkanacak ve ondan sonra biz o gün, aynı gün içerisinde bunu nasıl yemeğe çeviririz konuşacağız. Ve yemek yapmaya başlayacağız. Aynı gün bu iş yemeğe döndüreceğiz. Ve bunlar paketlenecek, kapaklanacak. Ondan sonra ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini planlıyoruz. İkinci kısmı. Ama daha önemli kısmı bana göre kompostlanan o çürük çarık meyvelerin, bu arada etraftaki ot, kuru yaprak, kahverengi dediğimiz karbon dediğimiz kısmını da çözüyor bu işin. O karbonu da toplamaya başladık. Bütün muhtarları, bölgedeki bütün muhtarları harekete geçirdim ben. Bana ne olursunuz ağaç dalı, yaprak, ne buluyorsanız ben kamyon gönderip aldırıyorum dedim. Çünkü bu karbon olmadan azot, yani bizim sebze meyvemiz çürümüyor. Çürümeyince kompost olmuyor. Onları toplamak için bir ekip kurduk. Şimdi şu kompost içerisinde, şimdi makineler var, bunu 24 saat yapalım ama bunun verimi düşük. Bizim istediğimiz orada yaşamın çıkması. Hani börtüsü, böceği, solucanı gelsin ki toprağa atalım onu. O toprakta bu toprağı onarmaya başlasın. Sana çarpıcı bir rakam söyleyeceğim. Bir hektar toprakta 5 santim eğer kompostu biz serersek Eylül ayında, Ekim ayında biliyorsun biz ekim yapıyoruz. 170 ton su tutma kapasitesi sağlıyormuş toprakta bir hektarda. Ve toprağı onarıyor. Şimdi 26 ton var. Kompostlanmış. Aynı gün kompostluyoruz. Ve kenara ayırıyoruz. Alanımız da müsait. Bir makine alındı. Karıştırıcı makine. Çok büyük bir maliyeti yok. 1800 metrekare bir tane alan betonlanıyor şu anda. Kaymakam Bey bu konuda çok ciddi bir iş yaptı. Drenajları hazırladı. Bu meyve sebzelerinin suyunu da biriktiriyoruz. Onları da park bahçede sulamada kullanıyoruz bu arada. Şimdi yapmış olduğumuz en önemli işlerden bir tanesi şu olacak. Eylül ayı itibariyle insanlara eğitim vererek elimizdeki bütün bu kompostu
çiftçiye bedelsiz olarak dağıtacağız. Oo, şahane. Şahane. Keşke Haril'de yapılsa bu ya. Sen anlatırken yapacağız. Sürekli onu düşündüm Ebru. Yapacağız. Yani farkındaysanız dinleyiciler için söylüyorum. Benim en sessiz kaldığım bölümlerden biri. Çünkü Ebru çok heyecanlı, çok güzel anlatıyor. Tarımın bu kadar ince alanı benim bilmediğim bir alan. Ben de siz beni görseniz şu anda Ebru anlatırken böyle kafamı sallayarak, notları alarak dinliyorum. Umarım ne bütün güzel dinleyiciler için de öyle olur. Yani sizler şehirlerde tarımla uğraşmayan insanlar bile olsanız ilginizi çeker diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin yediğini içtiğini nereden geldiğini öğrenmesi bambaşka tabii bir bilince yol açıyor. Onun için de hiç kesmedim. Belki bir takım insanlar için uzun gelebilir. Dinleyen dinlesin, bu bölümde uzun olsun. Hakikaten ben ilgiyle dinledim. Ebru'nun bir de şeyini yakaladık aslında. Çok canlı, üstünde çalıştığı konu üzerinde yakaladık. Yani öyle olur ya, bir insan bir okuma yapar, o dönemine denk gelirsin, sana o konuyu şahane, heyecanla anlatır, bilgiyle anlatır. Senin de tarım dönemine denk geldik tabii ki. Kompost dönemine denk geldik ve çok güzel bir döneme denk geldik. Hakikaten şahane oldu Ebru yani. Şey diyorlar, takip edemiyoruz seni artık. Çünkü ihtiyaçlar çok fazla. Herhalde benim misyonum da bu. Bu ihtiyaçları görüp bunlara kendi mevcut olanaklar içerisinde çözüm sağlamak. Meclis İletişim Komisyon Başkanımız Belma Satır. Onlar gıda bankacılığı yapıyorlar. Gıda bankacılığı konusunda önemli projeler yürütüyorlar. UNDP de bunun içerisinde mesela. Bir gün dedi ki Ebru sen ne yapıyorsun dedi. Çöp topluyorum Belma abla dedim. Bunların içerisinden gerçekten böyle ayıklanacak çöpler var mı Ebru? Yani bunları insanlara dağıtıp geri döndürebileceğimiz bir durum var mı? Çünkü yazık dedi. İşte bu gıda konusu oradan çıktı. Gıdayı ayırma konusu oradan çıktı. Yapabilir miyiz diye. İzmir milletvekilimiz, eski Mardin milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı. Şimdi Ceyda Hanım'la sabahleyin konuştum. Dedim ki sadece dedim Ceyda Hanım yapacak. O da çok şansıma. Yani çok yani onun adına yerel yönetimlerden sorumlu. Genel başkan yardımcısı oldu çok yakında. Ceyda Hanım dedim bütün genel yönetimleri aslında bunu genelgeyle gönderilebilirse aslında yapılabilir. Şimdi bunun üzerine çalışacağız dedi. Bu da müjdeli haber olsun. Aslında şunu söylemek lazım Hilal. Belki bunu bana çok şey söylüyorlar. Ben ülkemi çok seviyorum. Yaşadığım yeri çok seviyorum. Hiçbir şeye kayıtsız olmamam gerekiyor. Her şeyle ilgilenmek zorundayız. Çok güzel Atatürk'ün önerdiği bir kitap var. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Orada da çok güzel söylüyor. Gördüğümüz her sorun aslında politika yapıcıların veya siyasetçilerin işi değil, aslında hepimizin işi. Hepimizin harekete geçmesi gereken bir konu. Burada çok güzel izah etmişler. Ben de harekete geçmenin yollarını arıyorum. Elimde çok fazla kaynak var. İnsan kaynağı var, tarım kaynağı var. Ben şanslıyım. Diğer şef arkadaşlarıma göre ben çok sahada yaşıyorum. Belki de bundan dolayı da kendimi bu kadar işin içerisine adayıp daha da genişletebilme şansım var. Ve yanlış anlaşılmasın, çok kıymetli işler yapan insanlar var. Ben sadece bunun işin görebildiğim bu tarafından olmaya çalışıyorum. Devletle çalışıyorum. Devlet hepimizin devleti. Çünkü ben en büyük desteği hükümetten ve devletten aldım. Ben doğru iş yaptığıma inanıyorum ve onlar da bana doğru taraftan destek olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda bunu büyütmemiz lazım. Hepimiz üstüne düşeni o konuda yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz onun işi, bunun işi, o onu böyle düşünmüş, bu bunu böyle düşünmüş değil. Bu bizim işimiz, bu bizim ülkemiz. Bunu daha ileriye nasıl götürürüzün üzerinde daha çok kafa yormamız gerektiğini düşünenlerdenim. Çok destek aldım. Bir sürü proje yürütüyorum. Aslında anlatmadığım bir tane kooperatif projesi var. Ondan sonra Dünya Gıda Programı ile yapmış olduğumuz 12 yılda yürüttüğümüz onda. Mesela çok enteresan bir şeydir. David Hertz, dünyada 2017 yılında bunu anlatmadan geçemeyeceğim. 2017 yılında dünyada en iyi 10 şeften bir tanesi olmuştu. Bir gün beni bir gazeteci aradı. İşte ilk 10 seçildi ve birinci o seçilecek. Bir buçuk aylık bir sekreterya süresi var bu yarışmanın. Nilay bana birisi bir gazeteci, hepimizin tanıdığı bir gazeteci. Beni aradı dedi ki çok umutlanma dedi. Niye dedim? Birinci olamayacaksın dedi. Ben dedim bak birinci olmak için bu yarışmaya girmedim. Üstelik ben girmedim dedim. Bu benim yaşam tarzım. Eğer bir ucundan bir şey olur da hikayemi anlatmaya imkanı olması bile benim için değerli ve kıymetlidir dedi. Belki de bir sinyaldi. Dedi ki yarışmada iki kişi var dedi. Hele onların önüne hiç geçemezsin. Birisi Jose Andrea dedi. Diğeri de David Hertz. Şimdi hiç o zamana kadar bakmamıştım. Bu diğer 9 şefin dünyada ne yaptığına bakmadım. Açtım o gün sinir oldum ve hepsini okudum. Baktım birinci olan Leonardo Espinoza bile benimle aynı kulvarda değil. Bu sosyal gastronominin bir sürü alanı var aslında. Jose Andrea biliyorsun dünyada Times'a 2 kere kapak olmuş. Dünyanın en etkileyici adamlarından biri seçilmiş bir aktivist.
Adam proje yürütmüyor. Bugün bir yerde bomba patlasa gidip orada yemek yapıyor. Ya da ne bileyim bir Meksika sınırında gidip yemek yapıyor. Böyle bir adam. Bu da benim yaptığım iş değil. Ama gel gelelim David Hertz. Adam 6 ülkede 6 tane gastronomi alanında okul açıyor ve marjinal gruplarla dezavantajlı grupları içine toplayıp onlara eğitim verip meslek sahibi yapıyor. Tabii. Bu adam benim rakibim işte dedim. Neyse gel zaman güzel. Biz buna sosyal medyadan birbirimize emojiler gönderiyoruz. O zamana kadar bir konuşmamız yok. Ondan sonra ne oldu? 2018 yılında Ebru Koralı biliyorsunuz şeyi yapıyor. Gastro Global Ekonomi Zirvesi'ni yapıyor. Dedi ki bu sene 2019 Mart'ta dedi Global Gastro Ekonomi Zirvesi'nde de sosyal gastronomiyi sen anlatacaksın dedi. Peki dedim. Ondan sonra yanında da sosyal gastronomiyi kim anlatır? Dünyadan örnek verdi. Vallahi dedim bir tane adam var. Anlatırsa çok iyi anlatır ama gelir mi bilmem adam 6 ülkede çalışıyor. Kim? David Hertz. Adama yazdın adam dedi ki ben gelirim. Sonra ben yazdım. Dedim ki seni ben örerdim. Hatta dedim ki birlikte sahneye çıkacağız dedim. Ben de gelebileceğini hiç tahmin ettim. Mardin'de seni misafir etsem. Urfa'ya yakın mı dedi. Evet dedim. Ben gelebilirim dedi. Adam geldi. 5 Mart'ta geldi 2019 yılında. Gelirken çok enteresan bir şeydi. Biz 2 gün Urfa'da geçirdik. Mardin'e giderken yolda ne kadar var? İşte 180 kilometre. Seni Mardin'de bugün birisiyle tanıştıracağım dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi bir arkadaşım gelecek benim dedi ve seni onunla tanıştıracağım. Dünya Gıda Programı Türkiye temsilcisi Nis Great El Salvador'da 6 yıl önce David'le okul açan ve onun finansmanı sağlayan kişiymiş. Ve biz onunla David'le Nis'le onunla tanıştık. Sonra dedi ki ben dedi bir proje yapmanı istiyorum Nis dedi. Benim Gastromotiva gibi bir projeyi Mardin'de yapmanı, Ebru ile yapmanı istiyorum. Bununla ilgili fonu da sana ben aktaracağım dedi. 8 milyon dolar gibi büyük bir rakam bulundu. Sonra 3 tane devlet, yani devletin işte Kültür Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu projenin proje ortağı oldu. Bunun danışmanlığını ben aldım. Şu anda 10 ilde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yiyecek içecek eğitimi veren meslek liselerinin mutfak koşullarını iyileştirerek orada dezavantajlı gruplara biz eğitim veriyoruz. Ama o mutfağa yapılan yatırım meslek liselerine kalıyor ve oradaki yiyecek içecek öğretmenleri veriyor eğitimi. Yani hani halk eğitimden hasbelkader yemek yapmış, öğrenmiş insanlar da bu işin profesyonellere eğitim vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu çıraklık belgesi verdi. Bu seneki herhalde rakam 20 milyon euro şu anda. Projenin yeni bedeli, 3 yıllık projenin 3 yıllık proje şeyi. Dolayısıyla mesela David'in bize de öyle bir şey mi var? Hani dedim ya sosyal gastronomi ve dünyadaki network'ün aslında neler yapabileceğinin en güzel örneği belki Dünya Gıda Programı'nın bu gayretiyle, bu tanışmayla vesile oldukları bu tanışma sebebiyle bugün buraya geldi. Proje her gün büyüyor. Her ilde devam ediyor. Bu seneki hedefleri 2000 kişi eğitim verip istihdam etmek. Bu proje şu anda devam ediyor. Mardin'de de devam ediyor. Mardin, Urfa, Kilis, Adana, Antakya, Mersin, İzmir, İstanbul ve Ankara'da proje ve şu anda Konya Kayseri'de ekleniyor. Sizin o söyleşinizi dinlemiştim gastronomi zirvesinde. David de ne sevimli, ne yakışıklı, ne böyle candan bir herifte. Yani nereden nereye gelmiş. Hakikaten projenin buralara gelmesine de çok sevindim açıkçası. Kendi ülkemiz adına da bu networkleri kurmak çok anlamlı. Yani işler böyle. Kooperatif var. Aslında kooperatiften de kısaca bahsedeyim. Kooperatifin hikayesi çok komikti. 2018 yılından beri işte bir proje var. Sabun atölyesinin projesi vardı. Sabun üretiliyor Birleşmiş Milletler'in desteğiyle. 2019'da tekrar fonlandı. 22 bin kalıp sabun üretildi. Fakat bu sabunlar anlattığım gibi çok özellikli bir sabunlar ve bir yılda üretimini tamamlıyor. Kuruması çok önemli. Sonra 2020 tabii ben kooperatif kuruldu. Bunu hayata geçirme noktasında ne yaparız ne ederiz. Ben sürekli seyahat ediyorum burada değilim falan. Kooperatif bir türlü hayata geçmedi. 22 Nisan ayında biz kapanmayla birlikte 22 bin kalıp sabun ve bir sürü işsiz insanla kalınca ben bir şey yapmam lazımdı. Ve sabunları 22 bin kalıp sabunları birer kilo halinde paketleyerek sosyal medyada sattık ve paramız oldu. Bu parayı kooperatif üzerinden aldık. Sonra bir kooperatif sistemini tekrar geliştirdik. Gönüllüleri içine koyup onlardan kağıt aldık. Dedik ki bu sistemi benimle geliştireceksiniz. Maddi manevi hiçbir kazancınız olmayacaktır. Buna da imza attırdık. Sadece istihdam ve yerel kalkınmayı destekleyecek işletmelerin açılması noktasında da bana destek vereceksiniz dedim. Tabii işin buraya kadar geleceğini onlar da tahmin etmemişlerdi. Sonra sabun üretimine tekrar başladık biz. Sayılarımız arttı. Şu anda 48 tane sigortalı çalışanımız var. Hala sayı artıyor. Bir terzi atölyemiz var, bir paketleme atölyemiz, bir makarna atölyemiz var. Şimdi bir restoran, Doğu Akdeniz restoranı, bir fabrika kuruyoruz, bitirmek üzereyiz. Şöyle bir şeydi, tarım konusunda da çok önemli bir iş yaptı bu kooperatif. Bir gün bir domatesci geldi anlatıyorum hep. Sen dedi Ebru musun dedi. Evet dedim.
Ben domates üretiyorum. Ben sana ne yapayım? Dedi ki Ceylan Pınar'dan geldim. 90 kilometre arabayla gelmiş. Benim domatesimi sat dedi. Dedim ben senin domatesini nasıl satıyorum? Ben sabun satıyorum dedim. Yok öyle değil dedi. Sen çiftçilere yardım ediyorsun. Peki sen niye satamıyorsun? Tüccar 20 kuruşa alıyor abla dedi. Ben 20 kuruş felaketim olur. Ben dedi 1 liradan kazanırsam para. Sana teslimi 1 liradan olsun dedi. Yol parası da almıyorum senden. Benim dedi domatesimi sat. Salça makinesi aldık. Salça yapmaya başladık. Nezir bizim telefonumuzu herkese vermiş. Nezir'in işte biber sal biber üreticileri beni arıyor. Herkes beni arıyor. Ondan sonra biber salçası yaptık. Bilmem ne yaptık. Sonra bir tane grup, bir ekip kurduk. Bütün köylerde bu bizim yerel tohumlarımızı aldığımız, kendi kendine yetmeye çalışan, satamadığını kendisi yemek zorunda kalan çiftçiler var. Onların elinde ilaç kullanmadan ürettiği ürünleri paketlemeye başladık. Terzi atölyesi paketleri onun için dikiyor zaten. 170 çiftçi çalışıyor şu anda. Doğu Akdeniz restoranı kuruyoruz. Dünyada ürüne gidiyoruz artık. Çünkü kimsenin karnıyarıkla kuru fasulyesi kimseyi ilgilendirmiyor dünyada. Dünyada ne üretiyorsunuz? Bunu nasıl sürdürülebilir hale getiriyorsunuzu konuşuyoruz. Mantık şuydu. Dünyanın en iyi durum buğdayını biz yetiştiriyoruz. Mesela Giresun ve Ordu'da fındık üretip de İtalya'ya satıp onlardan fındık kreması almak gibi bir örneğimiz var reportada. Biz niye bunu makarna yapmayalım diye. Biz makarna üretip 81 ile makarna satıyoruz şu anda. Yurt dışına sabun üretimi göndermeye başladık. Ondan sonra ben dedim bir restoran kuracağım. 6. his. Bu da çok önemli. Artık hislerimizi kaybettik. Mekan duygusunun çok önemli olduğu, ön plana geçtiği bir sistem. Gastronomi yurt dışında çok fazla şeye gelmeye başladı. Revaçta olmaya başladı. Sabun fabrikası içerisinde zeytinyağından sabun yaparken zeytinyağlı yemekler, otlar, peynirler ve makarna ve dediğim gibi buranın ürünleriyle aslında bir evrensel bir mutfak yaratma fikrinden doğdu. Et olmayacak mutfakta. Ete gerek yok. Çünkü bizim amacımız burada yetişen ürünü ortaya çıkarmak. Şarabından zeytinine kadar bir menü hazırladık. Sağ olsun. Ali ben yardım edeceğim dedi. Ali Rona, Yener, Özden aynı şekilde biz destek vereceğiz dediler. Menü konusunda da yardımcı olacaklar. Ondan sonra ve eğitim verecekler buradaki personel. Hani diyoruz ya biz şefler, biz yerel ürün kullanıyoruz. İşte biz o yerel ürünü üreten 170 çiftçiyi bu kooperatif sistemi içerisinde ilk kez Türkiye'de gastronomide kooperatif modeli koymuş olacağız. Dükkanın sahibi yok. Dükkanın sahibi kooperatifte çalışanlar. Hepsi orada kendileri istedikleri şekilde yürütecekler bu işi. Şimdilik bu kadar. Anlatacaklarım çok şey var ama biliyorum ki zamanı çok. Ya şahanesin, soluksuz dinliyorum. Şimdilik bu kadar diyor, atladığı şeyleri de yani hakikaten biliyorum. Ne kadar güzel, böyle gurur duyarak izliyorum. Hatta sana çalışırken böyle senin anlattıklarını izlediğim videolar oldu. İşte okumalar yaptım tekrar tekrar. Sen ne kadar iyi anlatacaksın bilmeme rağmen. Ve bazı yerlerde gözüm doldu biliyor musun Ebru? Bende böyle bir şey oluyor. Bu arada sen devletten yardım da alıyoruz bunlar için dedin. İşte projeler evet. Yazıyorsunuz, dünyanın her yerine gönderiyorsunuz. Birleşmiş Milletler, işte çeşitli Türkiye'deki bakanlıklar tabii ki alın. Çünkü vergi ödüyoruz bizler ve ben de artık evet. Bu vergilerin benim katkımın iyi bir yerlere gittiğini de görmek istiyorum. Bu açıdan da umut verici yani. En son sana şu soruyu soruyorum. Nasıl olunur diye soracağım Ebru sana. Sen arada çok anlattın. Bak mesela şu çok güzel bir şey. Bütün tarımı anlattın. Tarımda geldiğimiz kötü noktayı da anlattın. Ama ondan sonra nasıl pozitife döndürdüğünüzü ya da döndürmeye çalışacağınızı anlattın. Hep bir şikayet var, sorun var ama çözüm önerisiyle ve çözüm için uğraşmak var. Sende en çok bunu görüyorum. Çok okumak var, uğraşmak var, sabır var ama sana sorayım nasıl olunur Ebru? Nasıl olunur? Görmekle oluyor. Görmek ve için çözümün, hani Gandhi'nin bir lafı var ya, dünyada görmek istediğiniz değişimin parçası olun diye. Hmm. Benim hayat düsturum bu oldu. Sürekli değişimler yaratmam gereken bir coğrafyada yaşıyorum. Benim buradaki bilgimle, becerimle ya da ne bileyim o insanların bilgisi ve becerisiyle zengin bir coğrafyada yaşıyorum. Sadece harekete geçmek gerekiyor. Biz şimdi önümüzde sürekli şeyler konuşuyoruz. Ya siyasi görüşünden dolayı ya bilmem ne görüşünden dolayı hep sürekli bir eleştiri üzerine kurulu bir dünyamız var. Bizim eleştiriye vaktimiz yok. Bizim harekete geçmek gibi bir zorunluluğumuz var. Ve o açıdan nasıl olunur noktasında ya kendini geliştirmekle oluyor, görmekle oluyor. İnsanların o sorunun bir parçası olarak kendini görmek ve çözüme nasıl ulaşabileceğinin noktasında bir şeyler üretmekle oluyor. Ben
bizim hepimizin bu meziyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Benim sadece şöyle bir şansım oldu. Batı'da, İstanbul'da yaşarken bunları yapabilir miydim? Bu kadar göremezdim. Burada sorunu görme ve burada çözümün kaynağını da görebilme şansım var. Ve bunu sadece bir şey yapmam gerekiyordu. Buna dünyada kim ne yapmış kısmını da eklemek gerekiyor. Benim bir düsturum var. Ablam çok güzel benim için bir şey haline getirdi cümle. Geçmişi derle Ebru. Bugünü ekle, geleceğe miras bırak. İşte ben bugünü ekleyen tarafındayım. Aslında yaptığım hiçbir şey yok. Ya geçmişi evet. derliyorum. Bugünü ekliyorum ve geleceğe miras bırakmanın yoluna bırakıyorum. Belki çocuklarım bu işi devam ettirecek. Belki birçoğumuzun çocuğu devam ettirecek bu işi. Yaptığımız hiçbir şey yok. Bir kahramanlık hikayesi değil. Bunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Ben bu ülkenin bakanlıklarıyla yaptım bu işi. Ben bu coğrafyada yaşayan çiftçilerle bu işi başardım. Ben bu coğrafyada yaşayan insanlarla bu işi başardım. Başarmaya da devam ediyorum. O açıdan kimse bir kahramanlık hikayesinin altında beni değerlendirmesin. Bu çok hoşuma gitmiyor. Çünkü işte bunu yapsan şu Tarım Bakanı ol, Cumhurbaşkanı ol. Böyle bir şey yok. Böyle bir gayretim de yok. Siyasetle ilgili hiçbir fikrim yok. Bu ülkede birlikte hareket etmediğimiz sürece, birlikte düşünmediğimiz sürece hiçbir yere varamayacağımız ve hareket edemeyeceğimizin düşüncesindeyim ben. Ya mevzu. Bir de çok dönüştürücüsün. Yani bunu söylemek lazım. O zenginlik dedin ya. Mesela ben orada araya girip seni kesmek istemedim ama tarım mevzunda. Mesela işte o Suriyeli mültecilerle siz çalışırken dedin ya. Oradaki kadınlar mühendislere anlattı. Çok acayip fikirler verdiler. Biz onları kullandık. Ben mesela onların ayrıntısını daha önce senden konuşmadan önce okudum. Mesela oradaki böceklerle mücadelede işte kova getirin diyorlar. Soğuk su koyuyorlar. Çok basit. Şimdi onları karıştırmak istemiyorum tam da programı kapatırken ama yani sen onlara çok açıksın. Onlardan aldığın bilgiyi dönüştürüyorsun ve kendin için kullanıyorsun. Dünyadan işte kendi topraklarının insanlarından, çiftçilerden konumu ne olursa olsun insanların bilgisinden ve sana vereceğinden faydalanmak, bunu bir şeye dönüştürmek çok çok önemli bir meziyet bence. Ve bir de hani bir kadın olarak bunları yapman, biz daha önce konuştuk böyle 8 Mart bölümlerinden biri olsun istemedim Ebru ile yaptığımız bir bölüm ama yani bazı kadınlarda bu özellik var, böyle fasulye kırar gibi ya da kalemle saçı topuz yapar gibi acayip pratik yapıyorlar bu işleri. Hatta sen dedin ya Bask'takiler beni aradılar diye. Muhtemelen şuna da çok şaşırmışlardır. Şimdi baksalar, pandeminin başında senden konuşsalar, sen bir işte proje yapıyorsun. Şimdi konuşsalar bambaşka projelerde içindesin değil mi? Ne kadar da geliştiriyorsun diğer şeflere göre konuşsalar. Yani çok şaşırtıcı bir profilsin her zaman için, benim için de onlar için de muhtemelen. Dünyada ne olmuş noktasında onlardan da besleniyorum. O açıdan dedim ya, bugüne eklemek noktasında daha çok geliştirmek gerekiyor her şeyi. Ben bugüne eklemeye çalışıyorum sadece. Şahanesin vallahi. İyi ki konuk oldun Ebru. Yani çok beğendiğim birisin. Umarım yakında bir araya geliriz. Birlikte o senin buğdaylarından makarna yeriz. Biliyorsun. İnşallah. Evet, bizde de meraklısı var. Böyle çok isterim. Birlikte yiyelim içelim, bir araya gelebilelim. Mardin'de ya da İstanbul'da, neredeyse dünyanın neresindeyse. Çok sağ ol. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.